Evet, şu an başladık. Şu an benim dedikodum. Benim kanal böyle bir kanal ki kanal sahibinin dedikodusu canlı yayında yapılıyor. Hoş. Dansel abi, Sezer hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. İki tane çok sevdiğim arkadaşım burada. Sezer'le birlikte çalışma şansımız da olmuştu. Sezer iyi de bir editördür aynı zamanda. Çok da iyi bir Galatasaraylıdır. Yine keza başka iyi bir Galatasaraylı. Tansel abi de burada. Tekrardan hoş geldiniz. Galatasaray ağırlıklı bir sohbet yapalım istiyorum. Zaten yayına geçmeden çatır çutur başladık biraz. İşte Abdülkerim haberini nasıl aldınız, nasıl ettiniz? Sezer enteresan bir adam arkadaşlar. Berk Göl'ün de yakın arkadaşıdır. Hatta burada biliyorsunuz yayında yaptık Berk'le. Çok da güzel tepkiler aldı. Berk'e de tekrardan bir teşekkür edeyim burada. Nasıl aldın Sezer, bir anlat da biz de şey yapalım. Ya ben almadım aslında. Bizim bir aynı şirkette çalıştığımız bir tanıdığımız aldı. Oradan haber bir şekilde Berk'e ulaştı. Berk de sağ olsun patlattı, güzel oldu. Nereden bir yöneticinin, ya biraz sansürsüz anlat, tamamını anlatma da. Sansürsüz anlatılır mı ya, sen de adamı yakacaksın ya, bu da şey. Biraz dedim ya, az sansür ya, full sansür değil. Bir yöneticinin tanıdığından o zaman, öyle diyeyim yani. Ha, tanıdıkla, böyle şey değil yani, çaycı duymuş. Bu işlerde Tanser abinin eline su dökemem, alev atacağım en son. Estağfurullah. Ben yanlışlıkla dün gece Space'te boy boy yapıyorduk, Yağız da Yago da geldi. Orada ağzından kaçırdım zaten yanlışlıkla. Gece 3'te hani. Aa, evet. Anlamadı kimse ama. Uyanmadı Allah'tan. Söyledi Yağız. Tahsen abi söylemiştir diye söylüyor haberi. Şeyi ya, yazıyor falan bir yandan. Çıktı, yanlışlıkla kaçırdım. Şey yapamadım yani. Ben de Konya tarafından artık şimdi biz bant çekecektik bugün voleyde. Haber Ali Naci yazınca, şimdi Ali Naci haberleri yani yönetim kaynakları kuvvetli yani. Şimdi onu duyunca ben de Konya tarafından teyit etmek için aradım. Öğrendim işte, yani %99 Galatasaray dediler zaten Konya'da içinden de. Sonra döndüm, hemen diyor ki Tansel abi söylemişti zaten falan diye. Yaz. Direkt Tansel abi diye hayranlık diyordu. Yagol'u konuştuk, Fenerbahçe'nin teklifi fiyat olarak da Samatta'yı da önerdiler. Hatta Konya dedi ki maaşını yarısını, sen 2 milyona yakınmış galiba Samatta'nın maaşı. Demiş ki ben 2 milyon veremem, tamam yarısını biz verelim. Demiş ki yarısını da veremem. Yani şu an ekonomik durum hakikaten çok kötü olduğu için kurdan dolayı. Ama bir orta yol bulunmuş ve oyuncuyla görüşmelere başlanmış. Bu arada Bardakçı yeni bir şey değil yani. Yani uzun zamandır Fatih Hoca'nın da çok istediği bir stoperdi. Aynen, bugün ben de anlattım. Hatta kesin gözüyle bakılıyordu geçen yıl. Hani Evet. İmza attırıp bedava almaya kesin gözüyle bakılıyor. Aynen. Ama orada işte Marcao satışı bekleniyordu. Marcao yerine düşünüyordu. Marcao çıkışı olmayınca, bir de sezon başında öyle bir Kerem'le kavgası vesaire, bir düşüş yani o dönemlerden sonra adam da oynamak isteyen bir çocuk yani, şey seviyor, top oynamayı çok seviyor. Hatta ben çok büyük ihtimalle Beşiktaş olur diye de bakıyordum. Hani oynamak istediği için oynamaya gider diye. Çünkü Beşiktaş'taki yeri garanti. Yani gittiğinde, düşündüğümde şimdi Valerian üçlü oynayacağı için bir stoper aldılar. Diğeriyle beraber hani net 11 diye ben Beşiktaş'a gider diye de düşünüyordum açıkçası. Ama hem kendisi Galatasaray'da, o da çok uzun zamandır Galatasaray'da oynamak istiyor. Hem de böyle bir fırsat oldu. İşte bizim gecikmemizin tek sebebi bu seçimler. İşte 11 Haziran'a kadar beklenmesi vesaire. Ama son anda girilince ve girildiğinde duyunca zaten gönlü ne zamandır Galatasaray'da gelmek istemiş. Kısa sürmüş yani, hani bağlantı bir buçuk günde çözmüşler. Ya geçen sene bonservisiz alma durumu varken, yani Konya'yla sözleşme yapmadan önce Galatasaray bir aracıyla hani biz istiyoruz seni, hani hazırlan diye haber yolladığında, ki aracı aslında yani bir dönem bayağı da gündemde olmuştu. Sıtkı Bey işte kendi böyle çocukluk fotoğraflarını hazırlamış. Galatasaraylı formalı falan fotoğraflarını hazırlamış. Sonra arayan soran olmamış. Bayağı da kırılmış o dönem. Yani aslında yani ya öyle, şimdi bunları anlatınca insanlar şey diyor. Bak o yönetimi şey yapıyorsun, suçluyorsunmuş. Ya bu Galatasaray'a yakışan bir şey mi yani? Yönetimden bağımsız söylüyorum. Ya bir oyuncuyu çok mu zor ya? Çok istiyorsanız alın abi. İstemiyorsanız almayın abi. Bu kadar basit yani. Çocuğa haber yollayıp formalı fotoğraflarını hazırlatıp
Nasıl, niye bir daha aramayıp sormuyorsunuz ya? Bu çok aptalca bir şey değil mi? Ben mi garip karşılıyorum yani? Ya da mesela abi, diyorsan ki Abdülkerim değerli değil, gitme abi. Ama böyle diyorsan da imzanı attır abi. Garip bir mevzu yani gerçekten. Yani Anadolu kulüpleriyle ve menajerlerle belki de Türkiye'de en arası bozuk takım Galatasaray. Bazı işlerden dolayı. Yani çok hızlı evet, değişiyor. Evet. Galatasaray düşmanlığından değil yani. Böyle geçmişte kazıklar yani, atılmış, sözler verip yani, tutulmamış. Yani iş bilmezlik demek istemiyorum ama işi profesyonelce devam ettirmemek mi diyeyim tam olarak? Yani biraz verip, ya şimdi ben seninle konuştum ya mesela, şimdi sen bana dedin ki Tansel şunu şöyle yapacağız, tamam olur dedim, bitti. Şimdi bu ikimizin arasındaki şey de gider hani. Sen bana söyledin, ben bilirim ki o olacak ya da sen bilirsin o olacak ama profesyonel futbol dünyasında şu an işler bu şekilde yürümüyor maalesef. Dolayısıyla onlar öyle yürüyeceğine inanarak söyledikleri bir sözde devam etmesi ki en yakın örnek Mert Hakan da böyle bir iletişimsizlik mi diyeyim? Evet. Arayıp sormadıkları için olmadı. Aynen, devamını getirmeme mi diyeyim? Ya öbür tarafta tabii ki başka şeyler de var. Hani menajerinin beklentileri vesaire, Mert Hakan'ın beklentileri vesaire, farklı şeyler de var. Yani aynı şey Kılıç için de geçerliydi. Kılıç geldi, o başka bir yolu tercih etti. Yani o çok şey değil ama şunun %70'ini falan ben Galatasaray'a atarım bu durumda. Hani böyle bağlantıları devam ettirememe, ilişkileri profesyonel düzeyde devam ettirmeme, kontağı çabuk kesme vesaire, o konularda %70'i Galatasaray'ın. Abi bir de yani mesela Getson muhabbetinde de artık işin böyle inat noktasına gidip hani bir formül bulalım da başkası alsın noktasına gitti ya, hani kontenjan yoktu, işte Rize ayarlandı, Rize'ye kiralık, Rize bir şeyler yapabilir mi, işte Rize ekibi Almanya gitti vesaire, hani hızlı bir operasyon oldu. O günden önceki 11 gün boyunca Burak Elmas'ı arıyor Ahmet Bulut. Çünkü anlaşılmış bir şey var. Telefonlarına çıkmıyor. 11 gün telefonlarına çıkmamış abi. Ve 12. gün Beşiktaş Rize olayı olduğu belli olunca, pardon, Beşiktaş olayı direkt, Rize yok da bilmiyor daha doğrusu o zaman. Biz Beşiktaş'la aynı şartları veriyoruz diye aracıyla haber yollamış. Yani 11 gün niye açmıyorsun abi o zaman aynı şartları? Yani kendi... Çünkü ilk başta Ahmet Bulut 1.5 demiş abi, menajer komisyonu. 800'e kadar düşmüş. Onlara da demiş ki konuşmadıkça komisyon düşüyor, biraz daha istemiyor şeyini yatalım, komisyonu biraz daha düşürelim demişler. O biraz şeyden aslında, Benfica'ya mahcup olma gibi bir... Çünkü ya sonuçta Galatasaray adına bir şey söylediği için, Benfica'da ona göre hareket ettiği için bekletiyor da, oyuncuyu da bekletiyor. Hani bilse ki alınmayacak, belki verecek Portekiz'de, ne bileyim, Gil Vicente'ye kiralık verecek 6 ay. Ne bileyim, Chaves'e verir. Sallıyorum takım yani. Anladınız. Pasos Ferreira'ya verir. Şey de kötü bence. Hani onu da elinden alıyorsun. Sizin... Benfica'da sorar yani. O ne oldu, oyuncu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hani ondan cevap gelmediği için biraz patladı zaten mesela. Beşiktaş'ın şartları da kötü bu arada. Beşiktaş'ın şartlarını kabul ediyoruz da, Beşiktaş'ın şartları da %50'sine 6 milyon euro da çok fazla yani. O da bir iş bilmezlik bence. Tabii. Kendi anlaştığı şart daha iyiydi. Ben 4.5 diye biliyordum mesela. Galatasaray'ki daha anlaşılan paranın. %50'si mi 4.5? Varla abi, işte 13'ünde gelecekti zamanı. Yani 4.5 bonuslarla, yani bütün bonuslarla, hak edişlerle toplam 3.5-4 sene yayılan maliyette 9 olmuyor. Bütün hak edişlerle topladığında 9 olmuyor. Ama 4 sene içerisindeki bonuslarla beraber hak edişlerle. Hasan Barış, Uğur sürekli menajer ağzıyla konuşuyorsun demiş ama bir, bunu ben menajerden öğrenmedim. İki, Ahmet Bulut'la hayatımda bir kere bile konuşmadım. Üç, Ahmet Bulut'un temsilciliğini yaptığı futbolcu beni tehdit etti oğlum. Ne anlatıyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz abi? Bizzat şahsen tehdit edildim oğlum ben. Ahmet Bulut da bir, yani benim hiçbir menajerle alakalı. Ben mesela genç oyuncu anlatıyorum. Şu diyorum, şu diyorum, şöyle böyle falan. Bana diyorlar ki o onun menajeri. Abi ben bilmiyorum ki, ben menajeri beni ilgilendirmiyor yani. Açık açık aldın komisyonları sen de ya. Yani çok değişik bir şey var yani. Sürekli karşı tarafı suçlama kafası var. Abi Getson'u Galatasaray'a almadı. Galatasaray'ın hatası, kusura bakmayın ya. Evet, hani, Galatasaray'ın hatası. Yani burada 3 Galatasaray'la şey toplanıp... 3 Galatasaray'la... Bu şartlarda selamlı mıydın Sezer?
Getson'un bu şartlar var mı? Benim mesleğim yani. Bu adamların şeyi yok ki. Böyle bir meslek de yapmıyor. Yani mesleğe bok atacaksınız. Öyle bir şey de yok. Yani sonuçta olana... 56 milyon ama. Biz bunu niye söylüyoruz? Bir daha almasın diye. Bir daha almasın diye söylüyoruz abi biz bunları. Yani Galatasaray için söylüyoruz. Benim bir şeyim yok ki. Bir çıkarım yok bundan yani. O yüzden hani menajer şeyse ya kim yani şey olarak bu haklı bu haksız değil de Galatasaray için doğrusu neyse onu söylemeye çalışıyorum. Temel şey bu. Fikir bu. Aslında Abdülkerim meselesiyle başlarız diyordum. Ya bir genel fikrinizi bir sorayım. Ben kendim anlatacağım zaten. Ya benim olumlu baktım bir oyuncu açıkçası. Siz nasıl bakıyorsunuz hem sürece hem oyuncuya? Ya ben genel olarak sürece olumlu bakıyorum. Yani dün biz Berk'le aramızda konuşurken veya kendi arkadaşlarımızla konuşurken Abdülkerim'in Fener'e neden gideceğini bir türlü anlamıyordum açıkçası. Kimin olduğu, Tisserant'ın olduğu, hatta kiralık Lemoslar, Memoslar 5 tane stoperin olduğu yere gidecek. Bana Beşiktaş'ta Galatasaray çok mantıklı geliyordu. Hani özellikle Beşiktaş'taki yeri. Biz de Markan, biz ya Danser abi de biraz önce söyledi, Markan'dan çıkabiliriz. Çık gitmek de istiyormuş. Öyle biliyorum ben de. Abdülkerim'i ister miyim? İsterim. Şöyle geçen sene Konya'nın oyununa baktığımızda bir tık önde oynayan hani hücumu seven bir takımda böyle eli ayağı düzgün pasla çıkma konusunda Markao'yu aratmayacak kadar böyle bir temiz ayağı olan bir çocuk. Hani ben genelde Anadolu'dan gelen stopere böyle bir tık şüpheyle bakarım. Biraz önde oynadığımız için ama Abdülkerim sanki o şartları bana sağlıyormuş gibi. Bugün hani birkaç istatistik de gördüm. Çok hatırlamıyorum da. Bazı rakamların Markao'dan iyi olduğu, hatta bazılarına yakın olduğu rakamlar gördüm. Bilmiyorum, heyecanlandırıyor beni ama sadece şöyle bir şüphe var, siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani 27 yaşına kadar prime sezonunu geçirememiş. 27 yaşında 1,5-2 sezondur iyi oynayan çocuk. Bir takımda biraz yalpalar mı? Hani ondan biraz korkmuyor değilim ama genel olarak maliyet açısından da bence gayet iyi transfer yani. Abi birincisi bence takımı şey değil yani, takıma uyum sağlayarak değil de takımı taşıyan adamlardan biri Abdülkerim yani. Çok hissettiriyordu yani. Savunmanın konu tamamen liderliğini yapan, hani hem oyun yani işin oyun kurma tarafında da savunma tarafında da savunmanın en önemli oyuncusu. Şey tarihte yani Cilerme şimdi hücumda başka bir rolü var. Ama savunmanın lideri de o. Savunmadan topu çıkaran da o. Bir kere bu ciddi bir artı. İkincisi ben ya savunma oyuncusunun biraz geç çıkış yapmasını normal buluyorum ya. Bu arada mesajları görüyorum. Benim ya setup'ımda bir iki ufak eksik daha var. Bir tanesi de kulaklık. O yüzden bazen ben konuşurken arkadaşlarımla konuşunca geç algılayabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın, söz kesiyor gibi olduysam. Bilerek yaptığım bir şey değil. Sırayla konuşuyor. Zaten kanal bizim arkadaşlar. İstediğimiz kadar uzatırız. Yani adamlar söz gelmiyor. Bir daha konuşamayacak diye bir şey yok. İstediğimiz kadar konuşuyoruz. İster 45 dakika sürer, ister 1,5 saat sürer. Yani rahat olabilirsiniz. Şimdi sor. Ya böyle daha şey yaptım, rahatım yani. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir bence oyuncu özelliği bakımından da şey de değil böyle hani. Dövüşen stoper olarak gelmiyor adam. Ayağı hep iyiydi zaten. Sol bek geçmişi var. Bence çok ciddi artı. Yani sol bek oynamasından değil de. Yani beklikten stopere gelmek her zaman artıdır büyük takımlar için bence. Oraları da görmüş olması da önemli. Performansı da bence 2 yıldır çok çok iyi bir durumda yani. Şey de değil. Hani anlık görmüyorum çok. Yani tabii ki bedava imza attır. Sadece maaş var. O da daha iyi olurdu yani. Biraz daha işte bir önceki yönetim dönemi 7-8 ay önce daha akıllı davranılsaydı daha şey olabilirdi. Daha makul olabilir tabii ki. Daha iyi olmasını herkes ister ama ben şey görmüyorum yani. 3 takımın da istediği bir... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsinin resmi teklifi var. Yanlış mıyım? Benim bilgim bu şekilde yani. Hatta Fenerbahçe daha önce işi bitirmeye çalışma noktasına geldi. Burada benim gerçekten anlamadığım bir durum. Yani belli ki biraz inada binmiş. Ben Fenerbahçe'nin niye böyle bir vazgeçişe gittiğini anlamadım. Galatasaray'ın yaptığı çok ciddi bir artı. Ama... Mesela şey abi, öyle bir söyleyeyim sana, vereyim sözü. Ya oyuncuyla, ya şimdi bir oyuncuya talipsin tamam mı? Bonservis pazarlığı yapıyorsun. Ya oyuncunun ne kadar maaş isteyeceğini bilmez misin yani? Hani ya da bilmen gerekiyor. Hatta önce onu bilmen lazım ki. Yani atıyorum adam 3 milyon euro maaş istiyorsa verebileceğin bonservis başkadır. Mesela Gomis'te şey olmadı mı? Adamlar bir 8 teklif etti.
Sonra Gomis'in maaş talebi o kadar yüksekti ki adamlar 6.5'a düşürdü. Hani şeye giderken işte Al Hilal'di değil mi? Al Hilal'e giderken öyleydi. Ya maaşı bilmeden pazarlık yapılmaması lazım bence. Bu yüzden biraz Fenerbahçe'nin hatasıyla Galatasaray'a bir fırsat doğdu. Yoksa zaten gitmişti adam yani. Abi ben hata olarak bakmıyorum. Fenerbahçe'de evet şimdi saydığın zaman 7 tane stoper var galiba. Lemos'un da dönmesiyle beraber Lemos, Tisserand, Kolker, Kimmanje, Salay, Serdar Aziz 6. 6 mı oldu 7 mi oldu? 6 oldu. 6 oldu. Şimdi Tisserand'dan çıkmak istiyorlar. Kolker'ı gönderecekler. Kimmanje'nin satışı var. Serdar Aziz'le de güvenip sezon planlaması yapamazsın. Yani bunların hepsini üst üste koyduğun zaman Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olduğu açık aslında. Hani böyle alt alta koyduğun zaman aslında Fenerbahçe öylesini almak istemiyor yani. Hani ihtiyaç dahilinde alıyor. Belki de bilmiyoruz ama belki Salay'dan da çıkış olacak. Bir değişime gidiyor Fenerbahçe. Neredeyse bütün takımı değiştirecek yabancıları dahil. Orta sahası, bekleri, kanatları. Dolayısıyla bir bütçe yaratmak istiyor ve en yüksek para edebilecek iki oyuncusu, iki stoperi Salah ile. Kimmanje, Salah biraz düşüştü ama şu an en yüksek rakamı Kimmanje'den yapabilecek. Bence, ben dün de işte ağzından kaçırdığım oydu. Galatasaray girmeyince ve Abdülkerim'de oynamak isteyen bir oyuncu şey demiş olabilir. Ya zaten sürekli oynamayacağım, ilk 11 oyuncusu oynamayacağım. Bari paramı kazanayım deyip maaşı söylemiş olabilir. O maaşı okeylerdir çok büyük ihtimalle ama Galatasaray'ın girdiğini görünce olmasın diye, belki karşı taraf vazgeçsin diye bir artışa gidilmiş olabilir. Kibarca reddetme gibi mi? Gibi. Yani hani çünkü oraya kadar gelmişsin. Ya yanlış bilmiyorsam ben birkaç Fenerbahçe'li hesapta gördüm. Sözleşmeyi gönderin. İmzalama o aşamaya geliniyor Fenerbahçe ile. Ya o kadar bitiyor ki Yago da öyle girdi zaten yani hani bitti, anlaşma tamamlandı. İmza bekleniyor. O şekilde kadar geldi yani sözleşme bile gönderiliyor ama ta ne zaman ki Galatasaray'ın ilgisini duyuyor çok büyük. Ya ben öyle düşünüyorum. Öyledir demiyorum yani. Hani aklıma gelen senaryo o açıkçası. Yani mantıklı duruyor. Mantıklı duruyor yani, ama daha ilgincini söyleyeyim. Yani bu tarz bir senaryoda Galatasaray'a kalması çok acayip geliyor bana şu yüzden. Evet. Yani evet. En çok ihtiyacı olan takım Beşiktaş abi bence bu arada. Evet, Beşiktaş. Yani bağırıyor Beşiktaş. Nasıl? Evet. Bu arada acayip bir paraya da çıkmadı. Diyelim ki 4 milyona falan çıksa tamam diyeceğim. Yani Beşiktaş'ın ilk 11 yerli stoperi 2.8 milyon euro eder yani. Evet. Bonservis anlamında. Beşiktaş'ta forması garanti. Işte 8-6-3 varken zaten yerli stoperle oynuyorsan ya geriden bir tanesini kaleci yapamıyorsan, hani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kaleciyi yerli dönemiyorsan, o geri dörtlüden bir tanesini kombi Türk yapabiliyorsan eğer bayağı değerli. Abi bir de yani hem Türk, bir de bence Beşiktaş'ın yerli kalitesinde problem var 11 oyuncularında. Sen niye kaydın öyle ya? Ha. Ses sekiyor benim. Sezer kamerası düştü de ondan şeyin kaydı. Ben seni ayarlamıştım o kestiğim yeri. Neye gidiyor? Ondan dolayı. Sezer geliyor herhalde. Dur. Sezer gözüküyor mu kanalda? Sabit mi Sezer? Şöyle yapayım. Pencere yakalama. Tamam dedi. Allah Allah. Sezer niye takılı kaldı ya öyle? Ha Sezer duyamıyordu herhalde. Kulaklık takmaya gitti. Ne diyorduk ya? Ben teknik şeye daldım. Kerim'in yani Beşiktaş'a en çok Beşiktaş'a lazım diyorduk. Yani abi şöyle. Şey, yerli kalitesi problemi var Beşiktaş'ta. Evet. Bir kere Rıdvan %95 ayrılıyor diyeyim. Çünkü belli ki bu kadar uzaması da bir hayra alamet değil. Belki bir sıkıntı vardır. Belli olmaz. Ama Ersin Rıdvan dışında gitti. Nedir? Rıdvan gitti. Daha resmi gitmedi. Aa. Resmi gitmedi.
Ya kap gelmedi mi daha? Ben geldi diye hatırlıyorum 6,5. İşte Ahmet Nur Çebi de açıklama yaptı ya, %90'ını şöyle alacağız, %100'ünü şöyle alacağız, %80'ini şu kadar alacağız falan diye. Ya Ben %100 yaptı aslında diyorum. da şey olmadı. Bilmiyorum artık bir şey planım değişti. Sezer'i bir daha ekleyeceğim. Ekle abi. Planda belli ki bir değişiklik oldu. Ya da bir durum var bilmiyorum. Yani bilgi full bilgi de değil sonuçta. Şuradan Sezer'i keseyim. Kesin gitti diye biliyordum ama ben şimdi senden duyuyorum. Yani hiç takip etmemişim. Hatta o satışla alakalı dedim ki ya, çıkış yolu bu, çözüm yolu bu, inşallah çok iyi yerlere gelir, diğer kulüpler de bunu takip eder falan diye şey yapmıştım, yorum yapmıştım. Abi bana da enteresan geliyor. Biraz da şöyle. Gözüküyor mu Sezer şu an şeyde? Evet, kesiş anımda çıkıyor da YouTube'da ki gözüküyordur. Enteresan bir durum var bende orada. Bir %5 pay ayırıyorum. Onun dışında var mı abi yerli? Bana de Ersin bence. Ersin Destanoğlu tamam. Burada çocuk hak ediyor da yani bayağı. Şampiyon takımında kalecilik yapmış ve çok zor bir sezonda. Çok baskılı bir sezonda ciddi ciddi 19 yaşında şampiyonluk yaşamış kaleci yani bu çocuk. Hadi o tamam ama onun dışında %100 güvenilir bir tane bile yerli oyuncusu yok. Emirhan İlkan var. İkincisi de Emirhan İlkan. Dorukhan var, Dorukhan. Dorukhan şey yaptı, o da gitti. Dorukhan'ın da çıktı. Dorukhan yok abi. Dorukhan Trabzon'un güveni Çıkardı herhalde. işte. Yok, elindekileri de gönderdi yani, olsan Aynen o da gitti. aynen. Yok. Evet yani Dorukhan hele şu 3-4-3'te var ya kral olacak adam Tabii. gitti. Ya tam Valerian İsmail'in topçusuydu yani. Tam hani bassın, girsin, koşsun, oraları dağıtsın. Tam onun topçusuydu yani. Yani o yüzden Beşiktaş'ın bence çok daha fazla ihtiyacı vardı. Ben biraz şey yaptım. Garip hissediyorum. Benim sesim birinizden sekiyor ama kimden sekiyor? Her şey kapalı. Bir tek Discord açık var. Sezer ne yapıyorsun oğlum? Sesin de gelmiyor. Sezer Sezer ne yapıyor? konuşuyordu. Kendi sesini bildiği yere mi veriyorum? Ne yapıyor? Bu arada Sezer'in bir özelliği daha var. Sezer Pjanić'e inanılmaz benziyor abi. Sezer aslında Beşiktaş yayını alıp Pjanić diye bağlayabilirdim biraz. Küçültünce. Ne oluyor ya? Heh. Ses konusunda sıkıntım var. Bir konuşsanıza. Lan 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 lan. Tamam. Senin sesin Lan lan geliyor. Sezer'in sesi gelmiyor abi. Ağız hareketleri görüyoruz. Ne Sezer halletsin şey yaparız. Günün aslında en acayip yani dün akşamın en acayip haberlerinden biriydi. Bu arada 3600'ün üzerinde katılımcı var. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Yayınlara en aslında yapma sebebim bir numara sebebi sizlersiniz. Ben hep yapmak istiyordum ama hep üşeniyordum. Tansel abi de bilir böyle bir niyetlendim işte Sivas deplasmanı falan yapıyordum da bir yandan. Ama hazırlığı falan çok diye üşendim falan gerisini getirememiştim. Ama bu kadar teveccüh görünce mecbur açacağız abi. Yapacak şu 2 günde bir açıyorum en kötü. Burada 3500-3600 kişi. Hepinize çok teşekkürler. Hazır gelmişken videoyu da beğenirseniz video bittikten sonra da diğer arkadaşlara ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Kazımcan meselesi enteresan. Biraz da bunu açmak istiyorum çünkü buna dair çok farklı fikirler var. Sen bunun niye yapıldığını dair bir fikrin var mı abi? Sen bir anlat istiyorsan ondan sonra biraz konuşalım konuyu. Ya bence şimdi solda oynayabilecek bizim gerçekten orası çok kalabalık aslında. Emre Taşdemir var, Ömer var, Anhold var, Süleyman Luş var. Beşinci kişi oluyor. Şimdi Taşdemir'den çıksan, Luş'u şey yapsan, 3 desen, Ömer'i de orada çık, yani Ömer'i de orta sahaya diye kaydırmış olsan, bu aslında bir rotasyon oyuncusu olduğu net belli yani. 11 veya ikinci yedek olarak almadığım belli bu oyuncuyu. Şimdi harcama limitleri de açıklandı. Bir de ben hani yayından önce de tam konuşuyorduk. Ben prim hesaplamalarını ve vergi hesaplamalarını 1,55 ile çarpıyordum. Sayın Erden Timur'un da söylediğine göre 1,67'ymiş bu rakam. Aslında 24-25 milyon Türk lirası çok büyük bir rakam değilmiş gibi, bununla alakalı bu yola başvurulmaması gerekiyormuş gibi görünse de
1.67 ile beraber çarptığın zaman rakam 40 milyonun üzerine çıkıyor. Yani 2.5 milyon euroya yakın bir şey kapatacaksınız, elinizdeki kendi transfer bütçenizdeki yeri kapatacaksınız. Yani öyle bir hülle yoluna gidilmiş olması PFP'nin mi diyelim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı limitlerin mi diyelim, ne diyelim, onun etrafından dolanma gibi bir şey oluyor. Bana o konuda mantıklı geliyor. Ha, doğru bir şey mi? Değil. Yapıldığı zaman diğer kulüpleri nasıl eleştiriyorsak, işte Fenerbahçe yaptığında eleştiriyorsak, Trabzonspor yaptığında eleştiriyorsak, Beşiktaş yaptığında eleştiriyorsak, Galatasaray yaptığında da eleştireceğiz. Yani bu 2-2-4 ama bu yapılan yolun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Abi zaten şimdi zevkine yapmazsan hani bir gerekçe olması lazım ama ya mesela nasıl diyeyim sana? Mesela Erencan Yardımcı bir tık daha değişikti mesela. Erencan Yardımcı sonuçta potansiyelli bir genç oyuncu. Belli bir makul bir bonservisi alırsın. Eyüp mesela 3-4 katı para kazanma şansı vardı oyuncudan zaten. Bunu da gösterdi yani. Alanyaspor'u kiraladı. Geldiği durum ortada. Yani Farioli'nin istediği, Farioli'nin görüp talip olduktan sonra 5 milyon euro opsiyon konulan bir oyuncu. Yani olur. Ha, o zaman dersin ki 300 bin euro vermiyorum da 500 bin euro veriyorum. Hani 3-5'in pazarlığını yapmayayım ben der Galatasaraylık olarak. Fatih Bey. Olabilir yani. Mesela bu başka bir şey benim gözümde. Tabii ki ekstradan Galatasaray'a katkı sağlamak hoşuna gidiyor olabilir ama karşılığında bir değer alıyorsun, oyuncu alıyorsun. Abi burada bu başka abi. Bu Ertuğrul Taşkıran aynısı. Yani Aziz Yıldırım'a bak denmedi kalmamıştı. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Ben de yazdım. Çünkü abi orada çok transfer için yani o transfer tamamen bir paravan. Çünkü neden? 1 milyon euro bonservis bedeli gösteriliyor. Ama oyuncuyla 1 yıllık sözleşme yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin en çok parasını verdiğin adamla 1 yıllık sözleşme yapmazsın. Şimdi onu eleştiriyorsun. Burada da limitin arkasından kaç, o finansal fair play'den kaçmak için. Şimdi burada da limitin arkasından kaçmak için şimdi Eyüp Spor Beşiktaş'tan fazla bonservis ödediği adama 2 yıl kiralar mı Allah aşkına? Bunun ne? Dünyanın neresinde bunun mantıklı bir şeyi? Yani mantık çerçevesinde bunu açıklamak mümkün değil. O yüzden eğer limite değmeyecekse belki başka türlü bir şekilde yani çözmek lazımdı. Ya da gerekirse vazgeçmek lazımdı. Çünkü hatta mesela bunun çok daha basit bir yolu var. Emir Tintiş'le doğru düzgün bir altyapı planlaması olsa imzalarsın Emir'le kendi altyapından, o da milli oyuncu. Hatta Emir'in sol bek kariyeri bak Kazımcan'ın net önünde yani aç yani fersa önünde. Kazımcan'a da bu kadar değer veriyorsan al. Ama yani bunu bu şekilde çözmen. Kör göze parmak olması lazım, anladın mı? Hani Galatasaray'a favor yapmak için. Bak favor yapmak Erencan'a atıyorum 2.5 milyon TL teklif etse Galatasaray belki yine kabul ederdi başka kulüpten. Yani 4 veriyorsun hani biraz daha fazla yani rahat bitiriyorum gibi yapabilirsin. Ama bu bambaşka bir şey abi. Ya bu şeyin aynısı. O zaman da Boluspor Ertuğrul Taşkıran diyorsan yıllardır. Bunu da benim gönlüm razı değil açıkçası. Ben kişisel olarak ben onu ne kadar eleştirsem bunu da eleştiririm. Gerekçelerini anlıyorum abi. Ama bu yapılanı değiştirmiyor ki. Bu da ben arkadan dolanmak ya. Fenerbahçe yaptığında da hak verdim buna. Ama bunu sanki hiç kimse yapmıyormuş da yani hiç böyle bir şey yapmamışlar. Yaptıkları çok normalmiş mi? Senin yaptığın transferlere böyle bir ters tepki verince ben bunu örnek olarak veriyordum. Bunun yapılma sebebini de doğru buluyorum. Çünkü böyle bir şey var. Etrafından dolanma imkanın varsa dolan. Hani bu kadar zaman şey demediler mi abi? Elif Elmas'la Vedat Muriki'ye Napoli üzerinden bilmem neden falanlar filanlar demediler mi Lazio üzerinden şey yaptılar diye. Mecbur adam ne yapsın? Artı şey yapmak lazım. Kendi takımını düzeltecek. Böyle bir imkan varsa, network'ü varsa kullansın. Kullan abi. Senin de varsa sen de kullan. Ya adamlar Laporta'ya imza parası gösterdiler abi. 178 milyon euro muydu? Neydi? İmza parası falan bir şey, öyle bir şey yaptılar. Hatırlamıyorum. Bunu City de yapıyor yani. Yani bu şey değil benim bakış açımda bu çok kötü yapılmış yalanlar dolanlar hikayeler lan böyle iş mi yapılır falan tarzıyla bakmıyorum. Yaptıkları işin neden yapıldığını anlıyorum. Hak veriyorum. Ha gönlüm razı mı? Değil. Daha doğru düzgün dediğin gibi yapılabilirdi yani bu işler. Ama yapılamıyorsa da bu bir yol yani. Hani seni buna mecbur ettikleri bir yol. Onun için çok şey demiyorum açıkçası yani. Bu arada bence madem böyle yani Fener, yani şimdi Tiam'ın
bonservissiz transfer olduğuna o okeyse, Kazımcan'ın Eyüp Spor'dan kiralanabilmesi okeyse, zaten boş verin abi. Dünyanın her liginde limit yok yani. Kaldırın gitsin abi. Yani, kaldırın gitsin yani. Bulamayacaksanız kaldırın zaten, gitsin. Zaten kaç senede değil mi abi? Sevgili mi tanımaz diyorsun. Deliyorsun zaten yani. Kimsenin de bir yaptırımı yok. Bir şey yok. Niye böyle bir insanları bu yola sevk ediyorsun ki? Sen tam tersine limit koyma. De ki her sezon harcamanızın kaç lira harcarsanız harcayın. %20'sini altyapıya harcama zorunluluğu getiriyorum de. Adam 10 milyon euro mu harcadı? 2 milyon euro da altyapıya harcasın abi. Yani bunu getirin yani. Hiç olmazsa ben de diyeyim ki ülkenin futbol geleceğiyle ilgili gerçekten bir yaptırımları, bir planları, bir bilmem neleri var diye düşüneyim. Çünkü bu koydun abi %40 sapma nedir abi ya? %40 sapma ne abi? Böyle bir sapma yok yani. Böyle sapılır mı lan? Abi ben mühendisim. %40 sapmayla iş yapsam beni tutuklarlar lan. %40 sapma. Ya, %5'le yapsan tutuklarlar yani. %40 hatayla gökdelen yap bakayım onun. Gökdeleni nereye monte ediyorlar. Ya %2 ile yapsana sen bu gökdeleni. Bırak %40'ı yani. Sezer de orada bir yandan mücadele veriyor çok acayip. Sezer biz de sen bak senin Sezer full çık gir tekrar yaptın mı onu? Discord'u tamamen kapat bir daha gir. Abi ben burada şeye biraz karşıyım. Yani burada zaten yapılan doğru değil de. Abi burada en yüksek perdeden tepki verilmedi mi bu konulara yani? Verildi. Yapacaksan da daha şık bir şekilde ne bileyim daha alt aylama falan anlaşarak işte belki şey gösterirsin. Hani ödemeyi bir sonraki yıl gösterirsin vesaire. Yani bunları bir şekilde çözersin yani. Alt ayın vardır abi. Alt ayın da vardır. Hani, habersiz yapılmıyor. Ama bunu bir kulübü kör göze parmak yapmamak lazım. Şimdi Eyüp Spor iddialı bir kulüp bu arada. Eyüp Spor sesim geliyor mu? Playoff'a kaldı yani. Geliyor. Seneye Süper Lig'e gelirse ne olacak abi? Galatasaray adını bununla andırmak hoş bir şey mi yani? Değecek bir abi şey değil yani. Değecek abi bir şey değil ama tamam dediğim gibi yani. Evet değecek bir şey değil. Haklısın, hak veriyorum. Ben bir şey demiyorum ama sebep buysa yapılmasını da çok mantıklı görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de yapmasının sebebi mantıklıydı. Beşiktaş yapınca Beşiktaş da mantıklı. Trabzon yapınca Trabzon. Çünkü mecbur bırakıyorsun adamı bu yola. Sen dediğin gibi kaldır bunu. Böyle bir abidik gubidik bir şey yapma bu adamlar da. Yapmasın bu işi yani. Hani bunu konuşturma. Asıl değiştirmemiz gereken nokta orası yani. Hani ben hak veriyorum abi yapana. Gerçekten hak veriyorum ya. Yani. Bolu Sporlu üzerinden yapıyorsun ona da hak veriyorum yani. Hani git ne bileyim Çemiş Gezek Spor üzerinden yap ona da hak veririm yani. Ne yapayım abi? Çünkü sen mecbur bırakıyorsun bu adamları bunu yapmaya. Ya şimdi Galatasaray'ın yıllık gelir kalemi 780 ortalama 3 son 3 senenin. Hani pandemi bilmem ne. 780 milyon Türk lirası. Rekor geliri de rahmetli Mustafa Cengiz döneminde yaptık. 1 milyar Türk lirası. 1 milyar 17 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Türk lirası gelir yaptık. Değil mi? Şimdi bu sene Galatasaray'ın harcama limiti ne abi? 1,5 milyar Türk lirası. Onu gelirinin 2 katını harcayabiliyorsun diyorsun. Bankalar Birliği anlaşması var. Gelirinin %50'sini zaten Bankalar Birliği alacak. Kes yani, ses denemesi yapıyorum artık. Aa ses geldi. Yok geliyor ses geliyor. Az önce de geldi. Geliyor mu sesim dedin ya. Sizlere bir alkışlayalım. Süper. Biraz da Sezer Mehmet'i diyelim hiç konuşamadı yazmış da. Hayır abi Sezer sen birazcık da sen konuş. Bak sen gelene bir vatandaş o senin fake hesabın mı Sezer bu? Biraz da Sezer Bey'i dinleyelim hiç konuşamadı. Buyur Sezer. Güzel. Onu ben yazdım aslında falan. Ya abi Kazımcan konusunda bir anda kulaklıkla uğraşırken size %100 katılıyorum. Yani madem bu işin arkasından böyle dolaşılıyor artık bütün kulüpler yapsın bunu. Ya da bu saçma sapan. Hani Galatasaray'ın limiti ne kadardı transfer abi? 85 milyon euroya falan mı denk geliyordu? Ne 84 kadar milyon euro aynen abi. 84 milyon euro. Hani 84 milyon euro harcatabiliyorsan limitte zaten kaldır. Saçma sapan limitler bunlar yani. Abi zaten 84 milyon euroyu da bütçe yapabilmek lazım. Hani ikinci ligden aldığın yedek sol bek yüzünden de ya bunu değecek bir adam olur. Anlatabiliyor muyum? Şey de demiyorum yani Kazımcan değerli bir yetenek. Yani Eren Elmalı'dan sonra deneyebileceğin ikinci adam Kazımcan. Ama yani Galatasaray'ın adını bununla andırmaya değecek bir durum da değil. Yani şey gibi aynı. İşte Fenerbahçe Tiam alıyor bedava. Sen Fatih Öztürk'ü alıyorsun. Ama aynı şeyi yapıyorsun kağıt üstünde. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi yapacaksan değsin bari ya. Yani. Tam bir saçmalık ya. Yani. Nereden tutsan elinde kalan bir durum diye düşünüyorum ben. Ben çok yakıştıramadım. Yani daha başka türlü ya çözülseydi ya da çözülmeseydi abi. Limiti olan alsın abi o zaman. Beşiktaş'a çok bir şey değişmeyecek yani.
Ya inan Galatasaray'ın boyunu uzatacak bir ya bir taş alıp oraya koyacak bir hamle değil yani. Ben burada ben Altay maçlarını çok izledim. Ve Kazımcan için izledim. Yani şey için değil yani. Bir Serkan Özbalta hakikaten değişik bir top oynatıyordu. İki de hakikaten Kazımcan için izledim. Kazımcan böyle üstüne koya koya giden lan mutlaka almamız gerekir oyuncusu da değil Kazımcan şu anda. Ya Kazımcan Fanaanoğlu'nu zorlayamaz mesela. Benim inanılmaz beğenmediğimi de biliyorsunuz Fanaanoğlu'nu. Öyle bir oyuncu da değil yani. Yine şey gibi işte Tiam Fatih Öztürk farkı gibi yani sen ne için yapıyorsun? Yaptığın şeyde bir değmesi lazım bence. Burada bence ama bek konusunda belli ki bir niyet var. Yerleştirme gibi. Bu burada kritik isim Mert Müldür. Ya benim inanılmaz beğendiğim bir oyuncu bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim. Mert abi bence Fanaanoğlu'ndan da iyi sol bek. Sadece sağ bek olarak değil. Bence sol bek olarak da en iyi sol bek'i de alıyorsun. Sağ bek de alıyorsun. Çok yönlülük olarak da mesela Kaan Ayhan sürekli konuşuluyor. Kaan'dan çok daha önde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hocam çok çok önde. Yani şu kritik bir şey olabilir. Zaten Galatasaray yönetiminde bir tane savunmada yerli bölge açma niyeti var. Bu da şu yüzden. Hani şu kalecinin yabancı çok büyük bir handikap. Bu arada bence artık yerliye dönülmesinin vakti geldi geçti ama bu sözleşme varken de bunu yapamazsın. Yani yapacak bir şey yok. Ya Muslera'ya da 2 yıl sözleşmem varken git diyemezsin. Arkadaşlar herkesi konuşturacağım yani şey yapayım ben de bir konuşayım. Sırayla konuşuyoruz yani şey değil. Rahat olun bizim kanalımız yani istediğimiz kadar konuşuruz. Şey değil yani. Tansel abi de isterse 10 dakika konuşur. Sezer de konuşur. Ama bir şey anlatıyorum yani. Kime diyorsun ya? Çete diyorum ya. Çete diyor muhtemelen. Çete niye bakıyorsun ya? Ya bırak ya. Ya çete bakarsan program yapamayız abi bırak muhabbet ediyoruz ya. Ya ben normalde soru almaya çalışıyorum da. Onu yap, bunu yap, şunu büyüt, şunu küçült falan diyorlar yani. Baba ben bu kadar anlasam zaten bu kadar yıl yapardım ya. Yıl 2022 yani. 2022'de 4. yayınımı açıyorum. O yüzden şey olarak da ya ben Muslera'nın değdiğini düşünmüyorum yabancı kaleci noktasında şu an itibariyle. Ama biraz mecbursun. Şimdi geriye 3 tane kontenjan kalıyor. Hepsini hücum hattında değerlendirirsen ya 3 tane hücumcu yerliyle şampiyon olan kim var abi en son? Herhalde yine bizizdir diye düşünüyorum. Yine bizizdir. Necati Akarsu. 2006-2008 falan belki. Arda Turan falan. Arda'nın şampiyon yaptığı sezon olabilir. Olabilir. Zaten var, bir tane yaptı sonra. Var mı başka? Yok. Bak. İşte Gerets var abi de yani. O eskiye gidiyorsun yani. Tabii, işte Gerets var. Fatih Hoca'nın ilk sezonu sayabilir miyiz? Ama Necati sonradan geldi. Diğer şey o Necati... şey mi? Selçuk, Emre Çolak, Engin belki orasını sayabiliriz yani. Orası işte. Hoca var yani yine ön tarafta. Necati Elmander var ama yani. Önde Elmander. Elmander var bir de yanında aynen. Ki o hattın en önemli parçası Elmander'di yani. Necati bir de devrede geldi orada. Necati devre arası geldi. Ya o da çok büyük katkı verdi ama ya full önde 3 yerli yine olmuyor yani aslında. Yok yok. Hoca Riera'yı da öne atıyordu. Şey diyor Kazım'ı Türk sayamazsın. O da gidiyordu geliyordu. Engin, Emre yani bir ön hat olmuyor yani. Hani orta tabii bu kadar değil yani. Şimdi mesela 4-2-3-1 daha biraz daha hani daha ön dörtlü daha önemli olan bir diziliş. Abi orada iki kanadın yerli zaten. Bir de bir yerli daha kullansan o biraz daha soru işareti oluyor. O yüzden yönetim böyle düşünmüş. Yani ben bunu direkt %100 kendi fikrim gibi söylemiyorum. Yani büyük ölçüde katıldığım için öyle söylüyorum. Bir yerli, iki yerli önde, bir yerli de savunmada olsun diye bir fikir var. Bu da sağ bek olsun isteniyor. İşte Mert Müldür üzerinden çözmek isteniyor. O yüzden ciddi bir bonservis ödenirse çok şaşırmayacağım. Hani Yakup galiba 8 milyon euro haberi yapmış. Yani benden teyit değil ama şaşırmadım da yani. 8'e verme, 5'e almadılar mı zaten ya? Vermez ki abi 5'e. 5'e yeni aldılar zaten değil mi adamı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 5 verip almadılar mı abi Mert Müldür'ü? 5 verip aldılar. Bu arada yani şunu da söyleyeyim. Ya Mert Müldür'ü Galatasaray Sassuolo'ya bırakmayabilirdi. Orada da ben bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın da ben biliyorum Galatasaray'ın izlediği bir oyuncuydu.
Yani izlenilen oyuncuya aksiyon almayanların da bir düşünmesi lazım. Yani Sassuolo'yu oyuncu bırakmayı seviyoruz ya. Ya Kaan Aynal'ı bırak. Ellerinden tek aldığımız oyuncu Çıkıldağ ya. Çıkıldağ'ı aldık ellerinden. Kaan meselesini Berk anlattı geçen. İşte evet, dinledim. Maicon'un parasını yanlış IBAN'a attıkları için blokeymiş para, o yüzden alamamışlar. Ya gözünü seveyim abi, gerçekten sonra bir de yazanlar var, bağırarak konuşuyor. Nasıl bağırarak konuşmuyor abi bunları? Bunları ben sakin sakin konuşamam. Ben burada şey olarak yayın yapmıyorum zaten, hani bir ya bu benim iş tanımımda yok. Keyfine yayın yapıyoruz biraz ama Galatasaray meseleleri dokunuyor abi bana. Bazen gerçekten sinirleniyorum ya abi ben. Gerçi bazen böyle de yayında da sinirleniyorum da ya bu sinirlenecek bir şey zaten. Bu nasıl böyle bir şey olur mu ya? Allah mevzusunu nasıl sakin sakin konuşabiliriz abi? Yani benim 2 milyon euro'm yok deyip telefon kapatıyorlar. Bağıra bağıra gidiyor abi yani. Hani nasıl hiç yapacaksın abi yani? Yanlış IBAN atmış. Bu nasıl oluyor abi? Bunu mesela Ferhan Şensoy falan, hani pardon filmi gibi bir şey abi bu. Hani bilmiyorum abi. Burak bizim Feyyaz bizim Florya gezdirdiğimiz forvet kimdi ya? Florya gezdirmişti, olamamıştı ki. Cornelius bir de. Cornelius. Abi inanılmaz bu arada. Cornelius'u da Türkiye'ye sen getirmiş olacaktın. Yani bu arada ben inanılmaz hayran olduğum bir oyuncu değil ama Cornelius da şey. İstediği bir oyuncu abi. Oynamak istediği oyunda oynayabileceği bir oyuncu yani. Süper Lig forveti abi. Yani bir de Sinan Gümüş'le çıkacak. Topar döver yani. Sinan Gümüş'le Porto maçına çıktın. Porto deplasmanı. Şampiyonlar yine çıktın yani. İyi top oynadı ama Sinan da o maçta çok iyi oynadı ya. Neler kaçırdık o maç biz ya. Acayip kaçırdık ya. Oynadı. İşte bir forvetin olmuş olsa yani Sinan'ın yerine, Sinan kadar o maçta hareketli olup da o pozisyonları bir forvete getirttirebilmiş olsan çok başka bir şey olurdu o maç yani. Solbaken haberleri düştü denmiş. Solbaken Fatih Hoca ayrılmadan önce gelen yani düşünülen listenin baş oyuncularının biriydi yani. İki oyuncu isteniyorsa birisi Solbaken'di, öyle söyleyeyim. O yüzden Galatasaray'ın zaten radarına girmiş ve hatta aksiyon alınmak üzere olan bir oyuncuydu. O yüzden çok şaşırmamak lazım. Ya çünkü şu an benim anladığım kadarıyla Abdülkerim'den de devam ettiğine göre yani o planlama, hocanın yaptığı bir planlama değil tabii ki. Bu Galatasaray profesyonelleri, scout ekibi, analiz ekibi, teknik direktör ekibi hepsi bir planlama. O planlama devam ediyor galiba. Yani çünkü isimler ve gidişat aynı gidişat. Abi hiç Mert Müldür'den dost olur mu denmiş. Ya. Emre Baş, Mert Müldür'den dost olmaz, dost olur kardeşim. Dedim ya yayından. Ya herifi aldık da altı oynatacağımız kaldı yani. Evet, yayından 300 kişi gitti. Teşekkür ediyoruz herkese. Bu espriye değerdi ama. Şaka bir yana 3852 kişi var. Ben kapatacağım şimdi. Böyle espri mi olur lan? Hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Yazdıklarınızı da okumaya çalışıyorum. Yayına da katkı sunacak. Biraz daha soru cevap da yapacağız. Biraz konu hani seçtiğimiz başlıkları bir konuşalım istiyorum çünkü sonra şeye dönüyor bu sefer. Ulan başlığa yazmışsın konuşmadınız falan oluyor. Öyle olmasın. Ondan bir hani başlık başlık gidelim dedik. Ama sizin sorularınızı da alacağız, oradan gideceğiz. Guaya veya Ndombele transferi gerçekçi mi? Görüşme var mı demiş İbrahim Çalık. Sizce gerçekçi mi? Bence değil ya. Ben Ndombele hiç gerçekçi değil bence yani. Hani Guaya'yı hiç bilmiyorum ama Ndombele nasıl düşecek buralara hala çözemedim ben o işi. Çıktığından beri anlamadım yani. Mustafa Demirtaş abimiz de konuk et Uğur abi demiş. Mustafa mutlaka şimdi gelecek. Biraz özel işleri var. Voleye de çıkmıyor. Yakında ben kulaklıkla uğraşırken Tansel abi yine vergi mevzusundan bahsetti ya. Gerçekten vergi, bu vergiler bu haldeyken biz o maaşları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Yok abi şimdi ben tam onu şey yapacağım. İşte Talişka muhabbeti çıktığında böyle bir yazdım ya işte 6 milyon şöyle olur böyle olur fiyatları yeni evet falan böyle. Aman o maaşları vermeyin falan filan böyle şey yapıyorum ya. Goye'nin ismi geçtiğinden beri lan cüzdan sallarken iyiydi, getirin lan Goye'yi. Başlarım vergisine o modluyum yani. O isim geçtiğinden beri ben ara lan vergisinden ne vergisi? Gelsin yarın gelsin 10 milyon tamam adayı yapın üstüne falan hani yani neyse. Yok mu Erdem vergisinden Timur'dan bir mesaj sana, vergisini sen öde, ana parayı ben öderim diye gelebilir yani sana. Yani evet çok ağır bir mesaj olur gerçekten abi. Arda Turan ile yayın olacak mı yani, abi? Şey yani Talişka'ya o kadar
İşte tabii ya Talisca tabii ki de çok istenen hani yani iyi topçu abi şimdi yani Talisca'yı burun kıvırma gibi böyle bir şeyim olmaz da yani abi Gueye ya. Abi Talisca bu arada ya ben bir tane oyuncu alınacağına eminim. Talisca'nın yani Talisca gibi bir tane maaşı yüksek yani evet. Skala'nın üstüne bir tane yıldız alınacağını düşünüyorum ben. Ya ben net eminim öyle bir şey yapacaklarına. Oyuncunun da Talisca olacağını düşünüyorum. Yani olur olmaz değil de deneneceğini düşünüyorum. Bak Talisca. Ben Talisca olacağını değil işte Gueye'ye girebilirler işte orada. Hani. Ya ben defansif orta saha vermem ya. Takımın en yüksek kazanan oyuncusu defansif orta saha almaması lazım. Çok yüksek değil abi ya. Talisca'dan daha az. Talisca'dan daha az işte defansif orta. Öbürü de Talisca yani. Gelsin. Bugün Benteke haberi çıkmış mesela. Bak. Gelsin. Yapıştır. Ölüsü 30 tane atar bak. Gelsin hemen gelsin. Ve bazı isimler var ya. Hesap kitap ettiği için ya. Bana var hesaptan kitaptan ya. Benteke gelsin bana. Sen söyle Sezer. Ben konuşayım ondan sonra. Benteke de tam Süper Lig forveti gibi geliyor dedim bana. Böyle güçlü, fizikli, geleğini indirir, göğsüyle bırakır, duvar olur. Abi Benteke yani şöyle söyleyeyim. Hatta çok ağır bir sakatlık geçirdi o. Biraz geriledi. Ben Benteke ile Lukaku Chelsea ilk gittiği zaman Lukaku'dan daha iyi oyuncuydu. Daha öndeydi yani performans olarak da. Ve tip oyuncu tipi olarak da yani Süper Lig oyuncu santriforu elle yapsan Benteke olur bence. Ya daha ideal bir oyuncu yok ama çok ağır sakatlıklar geçirdi. Ya işte depoda ne kadar kaldı? Ne kadar hareketli kalabilecek, edebilecek o biraz soru işareti. Yani bir yıllık oyuncuya 3 yıllık kontratı saplarlar gibi de geliyor bir yandan. Benteke kaç oldu ya? 30 oldu mu ya? 30'muş. Oldu. Ama şey 30 değil. Kilometresi yüksek 30. 31 hatta 90'lı. 31, 90'lıymış. 3 Aralık 90. Nasıl 90? 3 Aralık 90. 91'li de 30 yani aslında 90'ın sonu. Burak abi yaşlanıyorsun ya. Oğlum ne daha 90'lı adamlar şey bitecek ki şey futbolu bırakacak ya. Yaşlandık tabi oğlum Arda'yla yaşıtım ben. Arda futbolu bıraktı neredeyse. Messi'nin hali ortada. Bizim jenerasyonun hal topluyor. Yavaş yavaş şey olduk yani. Son kontrat falan diyordum eskiden. Son kontrat olmuştu. Arda aramasa seni ne oldu bana futbolu bıraktırmışsın hayırdır diye. Ya arayacağım diyor aramıyor da. O yüzden bu bahaneyle arayacaksa arayabilir ya problem yok. Arda inşallah Arda müsait olursa ben Arda'yı dizili şartıyla çıkarmak istiyorum. Çünkü Arda... Abi ben çok istedim Kazan Dairesi'ne çıkarayım hani şöyle dertleşelim. Çünkü Kazan Dairesi'ni bilen adam yani hani sonuçta. Hani gelmedi mi daha? Ellerinden biri aslında. Şimdi ne yapacak ne edecek bilmiyorum da Galatasaray'ın da sözleşmeli oyuncusu. Ne olur ne biter hani söyleyemiyorum, soramıyorum da hani bir şey olsun. Olsun. Benim aslında amacım Okan şey ya. Okan Hoca'yı da çok istiyordum. Şey olmadı. Okan Hoca bu kanalda ben yakaladım fırsatı sıkıştırdım Başakşehir'de aldım hocadan. Biliyorum. 17 Mayıs'ı anlattırmadın ama hayal var bir hayalim be senin de var bir hayalim Hülya'larım. Var bir hayalimiz. Fatih Hoca da hayalimiz o ayrı. Arda'ya şey anlatacağım ama şimdi Arda çok hocayla çalıştı. Simeone nasıl oynatıyor, Luis Enrique nasıl oynatıyor, Fatih Hoca nasıl oynatıyor. Hepsini ayrı ayrı anlatabilecek bir adam ve biliyorsun hani kendini ifade etmede hiçbir sorunu yok. O yüzden çok acayip kürt bir şey bırakabilir. Burak abi sen kesin izlemişsindir. Ilgaz abilerin bir programına çıkmıştı. Orada bayağı sahanın içiyle ilgili net konuşuyor Arda. Tabii. Şeyde L1 üçgene çıkmıştı. Evet L1 üçgene onu da tavsiye edelim. O zaman Arda bana tamam demişti. Ama ben de pandemi hani yüz yüze yapalım ki ben hani konuşturabileyim seni diye öyle planlamıştım. Yüz yüze olunca da Galatasaray imza attı. Tam pandemi bitti. Galatasaray'a döndü. O yüzden 2 sene attı. İnşallah. Sizde de aynı dönem oldu. Biz de tamam şeyini aldık. Kazan Dairesi için şeyini aldık. Arda Turan yuvasına döndü. Gözü yaşlı. Florya'ya gitti falan. Biz de şey yaptık. Bir daha zorlamadık orayı. Şöyle bir şeye de bakmak istiyorum chat'e. Umut Bozok'ta son durum nedir diyor Gökay Türkay. Bilgisi olan var mı? Ben bizim bir ilgimiz olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Ben de aynı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben Umut Bozok'la bir alakamız olduğunu düşünmüyorum. Şey diyenler var.
bütün hani yabancı forvetlerden çıkılma ihtimali olduğunu söyleyenler var. Eğer böyle bir şey olursa bir tane ama, yerli ama mutlaka Halil, düşünülür. İşte orada Halil abi düşünce. Vedat Muriç diyen var. Suratsız adam yazmış. Vedat Muriç gelecek diyorlar. Lütfen yorum demiş. Ben Vedat'ı çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum çok yani. Beğeniyorum. Genel Galatasaray taraftarında bir tepki var doğal olarak hani Fenerbahçe Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye gittiği için vesaire ama tam bir Süper Lig forveti. Ben Vedat'a her zaman yani okeyim. Vedat'a Fenerbahçe'ye gitti diye şey yapmam yani. Gitme sebeplerini hepimiz aşağı yukarı biliyoruz yani. Hani bunları şey yapmak değil hani adam ben oraya gidiyorum olmadı yani. Hani bayağı direndi bize gelmek için. Tabii. Başka yani. Sebepler de var arada. Ben onun için Vedat'a hiçbir zaman kalmadı ya. Yani ben onun için hiçbir zaman tepki koymam abi Vedat'a. Vedat benim de çok beğendiğim bir adam. Keşke Rize'den sonra bize yazsaydı ki Rize'de Vedat yapan hoca var şu an elinde şey ama abi İtalyanlardan nasıl adam alacaksın abi? Mahvediyorlar seni ya. Pazarlık mazarlık yani çıkamıyorsun abi oranın içinden ya. Batuhan, Efe Hamza ve Beknaz kampa çağrılmış. Ne düşünüyorsun demiş bana. Beknaz'a biraz şaşırdım çünkü Beknaz'a dair direkt bizzat Beknaz'da çalışan bir üstü Beknaz'ın inanılmaz üzgün olduğunu çünkü mevcut kural gereği Türk vatandaşı olduktan sonra 5 yıl daha beklemesi gerektiğini ve ondan sonra Türk statüsünde TFF'nin kabul edeceğini öyle bir kural var. Bunu öğrendikten sonra inanılmaz hayal kırıklığına uğramış. Zaten Kırgızistan milli takımında biraz o yüzden seçmişti. Yani Galatasaray seçme demiş bu arada. Onu da tekrar edeyim. Galatasaray hani ne yaparsan yap dememiş, seçme sıkıntı olacak demiş. 3 kere hamile olursa geri dönüş olabiliyor. Kural değişti şimdi olabiliyor. 10'dan fazla oynayabilme şeyi kural geldiği için Beknaz yerli statüsünde oynayabiliyor. Aynen yeni o kural kalsaydı zaten mümkün değildi, gidecekti. Onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Hamza zaten katılacaktı kampa. Efe için biraz ya Efe çok yetenekli. Belki bu arada saf yetenek olarak abisinden önde bence de bir tık erken gibi de geliyor bana altyapıda izlediğim Efe için söylüyorum. Ama iyi bir gelişme. Efe'de de şöyle bir şey vardı. Efe'nin sözleşme yapmama ihtimali ciddiydi. Bunu da şöyle açıklayayım. Biraz hani yakın dönem altyapısına da bir eleştiri olsun. Madem kampa çağrıldı rahat rahat anlatayım. Çünkü çok kurcalamak istemiyordum. Çünkü genç bir oyuncu. Hani Galatasaray'a zarar vermesin diye çok anlatmadım açıkçası. Efe'ye profesyonel Galatasaray biliyorsun altyapısında profesyonel kontrat meselesi çok problemli yani. Hak eden hiçbir oyuncu neredeyse alamıyor. Abi onu ben bir şey söyleyeyim, bir açıklama getireyim. Orada böyle çok şey oluyor. Şu an profesyonel sözleşme imzaladığımız tek oyuncu Hamza. 18 yaşını doldurmadan da profesyonel sözleşme imzalayamıyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Yok, imzalayamıyorsun abi. Abi Ozan Kabak 16 yaşında imzalamıştı. Abi şu an 18 yaşını doldurmadan profesyonel sözleşme imzalayamıyoruz. Abi Emirhan İlkan 17 yaşında imzaladı. Abi herkes profesyonel değil mi? İmzaladıkları bağlayıcı abi. Profesyonel oyuncu sözleşmesini 18 doldurmadan imzalayamıyorsun şu an. Efe'ye imzalatamayız yani abi, şu an. Yok hayır abi imzalanıyor. Galatasaray'da bir kulüp politikası var. Kaleciler hariç imzalanıyor. Burak abi orada bir araya gireyim mi? Emirhan galiba 18 doldurduktan sonra imzaladı. 1 Haziran 2004 doğumlu Emirhan. Ama Emirhan'ın durumunu ben biliyorum. Emirhan şey değil. Emirhan'ı bekleme gibi hani anlaştılar 6 ay beklediler diye bir şey yok. Emirhan'la yeni anlaştılar yani. Anlaşırsın ama 18'inden sonra 18'i doldurduğu gün profesyonel sözleşme imzalanabiliyor diye. Ben öyle net biliyorum ama şimdi sen öyle söyleyince ben de şey yaptım. Abi şey. Ama ben 18 doldurmadan Arda Güler'in profesyonel sözleşmesi var. Arda küçük. Arda geçer. Profesyonel değil diye biliyorum ben. Arda profesyonel ya. Fenerbahçe'de bayağı profesyonel var. Fenerbahçe'de 8-9 tane profesyonel oyuncu var altyapıda. Zaten Hamza da imzalayamaz ki. Hamza da geçen sene imzaladı Hamza. İşte bir tek onun var şu an. O yüzden bizde böyle bir şey var ya açık söyleyeyim. Bizde var böyle bir durum. Efe'de de şöyle bir şey oldu.
Efe'ye de sen de bu arada zaten hani bu anlattığım meseleden de anlaşılır o kural meselesi. Efe'ye geçen yıl profesyonel kontrat vereceğiz demişler Ayhan Hoca'ya direkt Efe için. Sonra Ayhan Hoca bunu hani bir önceki sezonun sonlarına doğru olmuş. Haziran ayında sormuş. Halledeceğiz, bakacağız falan denmiş. Eylül ayında bir daha sormuş. Kasım ayında bir daha sormuş. Sonra 31 Aralık olduğunda da kulübe demiş ki ben Hamza'ya 5 yıl sözleşme yaptırdım. Efe'de ama bu yani Efe'nin gördüğü muameleden dolayı ben Efe'ye yani profesyonel imzalamayı düşünmüyoruz demiş. Bunu da bir altyapı yetkilisine söylüyor. İmzalamayı isteyen bir altyapı yetkilisine söylüyor. Ama belli ki Ayhan Hoca'da da kulüpte görev var. Biraz yumuşamış mesele belli ki. Yok, normalde zaten anlatmazdım. Ama Efe'nin kampa çağrılması demek belli ki sözleşme yapılacak demek. Hamza Akman 17 yaşında zaten. Arda Güler Profesyonel 2005'li yazmışlar. Torreira haberi gerçek mi demiş Doğukan Durukan. Ben olmasını isterim. Ama sizin görüşünüz ne? Yani bilginiz var mı? Ben onu sorayım. Abi şu an oyuncu yağıyor Galatasaray'a. Alacağını duyduğu için menajerlerden geliyor. Aracılar geliyor. Yetki belgesi olan geliyor. Ama Galatasaray'ın elinde bir liste var. O liste üzerine çalışma yapılıyor. O listede kimler var, kimler yok. Yani bir bugün ne günlerden? Cuma. Pazartesinden itibaren hepsi daha netlik kazanmaya başlar. Yani hani şimdi söyleyip duruma çıkartmayayım ben. Ben çünkü gazeteci değilim, bir şey değilim. Hani benim şeyim olmaz o konuyla alakalı. Galatasaray eksi yazacak bir şey. Ben şeyden söyledim. Hani zaten çıkana söylerse ben de genelde öyle yapıyorum. Durup yani, transfer haberi vermem ama adamın yani çıkmasını da söylüyorum. Ben şeyi değilim. Hani ben hani çünkü hani güvenilip konuşuluyor böyle şeyler. Aa, öyle mi, hayırlısı olsun falan, hani böyle şey yapıyorsun. Çok üzerinde durmuyorsun. İsmi çıkan da var. Listede olup ismi çıkan da var. İsimlerin alternatifleri de var. Çünkü şimdi bir tane oyuncuya gidilmiyor yani. Uğur, en iyi sen biliyorsun şimdi. Yani neredeyse her bölge için beşer tane oyuncu belirleniyor. Birinci işte atıyorum birinci şeyde seçtiğin o bölgedeki birinci adam olursa diğer bölgedeki ikinci olursa öbür bölgedeki üçüncüye yönelinebiliyor. Veya o tam tersi işte oradaki üçten bire gidiyorsun, birdekini beşe çekiyorsun vesaire. Yani her bölge için belirlenmiş oyuncular arasındaki sıralama ve hangisinin olup olmadığıyla alakalı isimler bütçeye göre değişebiliyor. Onun için bir de çıkıyor bu isim. İsim çıktıktan sonra kendi oyuncusu olsun veya komisyon daha fazla olsun diye sosyal medya baskısını da kullanan menajerler vesaire oluyor. Oyuncular. Yani onun için çok şey değilim. Ya ben yine alevimi atarım babacığım. Dalgamızı geçeriz, goy goyumuzu yaparız. Hani geçer gideriz. Yani hani kapa düşene kadar ben hala da mesela Abdülkerim için yani kap düşene kadar her şey olabilir diyorum. Çünkü oluyor da yani. Olmuyor değil yani. Hani kesin sana gelecek oyuncu son dakika dönüyor başka takıma da gidebiliyor yani. Hani onun için kap açıklaması gelene kadar en sağlıklı bekleme yolu bence o. Ya önden bilinçli bir şey olmuyor yani. Emin Bayram'ı sormuşlar. Hakan Aydın. Söyle Sezer. Ben Torreira'nın bu arada bize düşeceğini düşünmüyorum. O haber Dimarzio kaynaklı çıktı galiba da. Yani 30-31 maça çıktı geçen sene Fiorentina'da ve gol rakamı da iyiydi. Hani oynadığı mevkiye göre falan. Kiralık olarak bize düşeceğini sanmıyorum ya. Eğer alırlarsa Fiorentina'nın galiba sözleşmesi hala Arsenal'de. Düşer yani, oradan daha üst seviyeye düşer bizden bence. Ya bir de elimizde Avrupa yok. Yani öyle bir durum var. Nasıl ikna edeceğiz bazı oyuncuları bilemiyorum yani. Şampiyonlar Ligi falan olsa tamam da. Abi bence zaten kiralığa gitmemek lazım. Yani bu zaten kiralık. Yani çok özel durumlar var. Yani şöyle, kiralığa nasıl gidersin? Kira hani hem böyle yarı deneme, yarı da tuttuğu zaman avantajlı bir fırsattan opsiyon koyup alabileceksen mantıklı. Ama başka türlü değil abi zaten. Yani niye kiralıyorsun? Pulgar'ı niye kiralar abi insan mesela? Yani Pulgar'ın para vermesi lazım Galatasaray'a. Adam idmanını yaptı, kondisyonunu yükledi, gitti yani. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray'a bir fayda sağlaması lazım kiralık oyuncunun. O bence önemli. Black White sormuş. Uğur abi, Okan Koçuk ne olacak? Yedek kalmak istemiyor. Bilgisi var. Takımda kalacak mı, gidecek mi? Ya bunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum zaten. Çünkü
Okan çok iyi sezon geçirdi Giresun'da. Yani hazır oynuyorken oynamaya devam etmek isteyecektir. Kişisel kanaatim de yani kafa kafaya Okan Muslera'dan iyidir demiyorum ama Okan'ın oynaması Galatasaray'a daha çok şey verebilir. Ön taraftaki yabancı tercihleri bakımında. Ama olacak olmayacak doğaya da amin dememek lazım. Benim kişisel görüşüm bu ama ya ben Muslera'nın seveni çok ama ya bu kuralla bu devir geçti abi. Muslera'nın bu kuralla Muslera'nın oynaması için Muslera'nın Uğurcan'dan bir gömlek üstün olması lazım. Muslera şu anda en iyi 3 kaleciden biri mi? Ben de soru işareti. Şunu sorayım size. Bu sene Avrupa var. Avrupa yok. Tek maç. Biz Okan'a sezon içinde Muslera'yı kesip şans verebilir miyiz? Okan'ı kalmayı ikna edebilir miyiz? Bana çok mantıklı gelmiyor yani. Muslera sağlıklı olduğu sürece oynamak istiyor çünkü. Ya bir de Muslera'nın kadrondaysa Muslera oynuyor yani. Ona bir şey yapamaz. Aynen. Abi Muslera çok yani nasıl diyeyim? Kulübün damarlarında geziyor adam. Metin Oktay gibi takılıyor Florya'da. Şimdi hani sen yedek otur Okan oynasın. Okan'ı bitirir yani. Bir şekilde mahveder Okan'ı yani. O iş şey olmaz. Yani onun oluru yok. Ben bu dediğimde çok tepki yiyorum ama bizim Muslera'yla bir şekilde yolları ayırmamız gerekiyor artık. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama olacağını da düşünmüyorum. Ben onu da söyleyeyim. Yani Muslera bizim canımız ciğerimiz abi. Çok fazla kupa kazandırdı. Çok büyük başarılar. Eyvallah. Ama 36 yaşına gelmiş bir oyuncuya 2,5 milyon euro verebilecek durumda değiliz. Ele ki şu kuralla beraber kaleci pozisyonuna bu parayı verebilecek durumda asla değiliz. Vereceksek de bu parayı 5 sene önceki Muslera performansı olması lazım. Abi da yani ya nereden biraz tutsan elinde kalan bir durum abi. Yani 38 yaşına kadar 2,5 milyon euro vereceğin bir kontrat yapılmış durumda ve bu kontrattan çıkış da yok. Bu arada 2,5 milyon euro garantisi. Bunun oynama maç başısı var, bonusu var, ıvırı var, zıvırı var dediğiniz gibi bir de 1,67'si var. Abi, ihanet bir kontrat. Ben öyle düşünüyorum. Yani böyle kontrat olmaz abi. Ve kontrat da sırf Belhanda tepkisini bir hafta susturmak için. Çünkü Belhanda işte, Mart ayında gönderildi. Onun için yapıldı kontrat. Da var ama yani şimdi onları söylediğin zaman başka bir şey çıkacak. Şimdi alkolik gelecek şerefsiz buradan bir yerini kesecek. Bir tarafa koyacak yine beni linç ettirecek. Onun için hiç gerek yok kardeşim yani. Ya. Girmeyeceğim o topa bu sefer yani. Yapmaz. Onu da böyle çağırdım. Ya? Uygun değilmiş. Yapmaz mı ya? Bu arada Yakup Çınar 10 dakika önce tweet atmış. Sevilla 12 milyon euroya çıkardı teklif tarzında bir şey marka için. Daha fazlaydı zaten. Ben vermem 12'ye. 15'ten bir kurca 14 milyon 950 bin euroya vermem. Abi zaten devre arası Napoli geldiğinde Marcao'nun fiyatını kendileri belirlemişlerdi zaten. Opsiyonda 13'tü. Ki biz de Avrupa oynamamıştık yani. Yani şu an zaten sana geliyorsan, yani Marcao için Galatasaray'a geliyorsan bir Napoli teklifi var zaten. Ortada onun üzerine çıkmak zorundasın yani. Yani bu bizim kendi isteğimizle alakalı bir şey değil, pazarla alakalı bir şey. Napoli geldi. Opsiyon, zorunlu opsiyon değildi. Onun için kabul edilmedi ama teklif ettikleri rakam 13 milyon euroydu. Oteli bu arada kiralama artı satın alma ama zorunlu değildi opsiyon. 13 milyondu. Dolayısıyla zaten pazarı belirlenmiş oldu orada Marcao. Bu saatten sonra Marcao için geleceksen zaten minimum rakam 13 olarak oturacaksın masaya. Ben Sevilla'da bunun bilincindedir diye tahmin ediyorum ama benim ilk duyduğum rakam 15'i zorluyordu bonuslarla zaten. Bedirhan Şahin Bey merhaba. Kazımcan hakkındaki sol bek oynatımı bilginiz yanlış. Milli takımda deneniyor ki sol bek ilk olarak denmiş. Bunu bana Altaylı takım bölgesinde oynayan futbolcu anlattı. Yani direkt içeriden söyledi. Yani uyduracağını çok zannetmiyorum. Yani şey bir yerden duymadım. Yani direkt Altay kulübünün içinde yani futbolcusundan öğrendiğim bir bilgi. Belki şeydir. Bilmiyorum. Belki bir maç denenmiştir. O söylemiştir falan. O oyuncunun aklı o kalmıştır ama hani söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Yani direkt mevkidaşından. Yerine oynatılmak istenen oyuncudan öğrendim. Öyle söyleyeyim. Orhan. Muslera'yım. YTV makineyi bitirmemiş bir şahıs diyeyim. Gelip ihanet ediyor. Lan Muslera'ya demiyoruz ki. Muslera niye ihanet olsun ki? Muslera'nın kontratı koyarsan imzalar. Muslera ile ne alakası var? Daha söylediğimizi bile anlamıyorsunuz. Bazen bazı şeylere takıyorum ya. Muslera için demiyoruz. Yani yazılı okumayı
bu söylenmeyi anlamama bana hakikaten garip geliyor yani. Abi 10 yıllık kaleci zaten koyarsan önüne. Ay tonumuz da belli. Nasıl demek istediğimiz de belli. Mustara'ya karşı ne kadar sevdiğimiz de belli. Biz Galatasaray için konuşuyoruz yani şu an. Tabii canım benim yani, ne derim? Mustara giderse bana para mı verecekler? Bir şey mi olacak yani? Başımız göğe dermeyecek. Bir de mesela bu Galatasaray için hakikaten bu arada zıt zıt görüşlerimiz de olabilir. Ben de Galatasaray için doğru düşündüğümü söylerim. Sen de söylersin. Herkes zaten bunun için burada. Yani bizim en temel şeyimiz bu. Yoksa niye bir araya gelelim ki? Buradaki zaten iş yaptığımız bir şey değil. Ya işimi ben zaten voleyde yapıyorum. Çıkıyorum. Tansel abi keyfini çıkacaksa adam biraz daha ben kendim odaklı yapayım. Kazan dairesinde yapıyor zaten. Burada muhabbet sohbet ediyoruz. Sezer zaten çok değerli bir arkadaşım. Biraz gerçi mikrofonu problemli. Onun dışında onu toparlarsa daha iyi olacak. Sabah akşam ben sabah akşam Berk'le futbol konuşuyorum zaten. Berk sağ olsun hiç beni boş bırakmıyor. Abi Berk'le inanılmazlar ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şey falan oluyor mesela. Hani Berk için şey mesela yemek saatleri var ya, bir de Sezer'le konuşma saati var işte. Hani 5 saat bir arada kalırsanız Berk'le Sezer'le konuşuna denk gelebiliyorsunuz, öyle bir ikililer. Hani Galatasaray gündem programı yapıyorlar kendi işlerinde. Ama evet, parayı Turkcell kazanıyor gibi bir şey. Anıl alıyor mu? Anıl da alıyor musunuz ekibe? Yok, Anıl sürekli tasarım yapıyor ama Anıl alamıyoruz ekibe. Anıl kafayı yemiş durumda ya. Anıl'la biz WhatsApp grubunda bir şey söylüyoruz, 2 gün sonra cevap veriyor. Anıl bitmiş var orada. İyi, güzel yani. Cevap veriyor en azından. Yani 2 gün sonra veriyor sağ olsun. Yavaş yavaş da bu arada 4000 kişiye geçmişiz gerçekten. Ulan 4000 kişi devam edelim lan. Chat ne soruyorsa cevaplayacağız. Hadi bakalım. Kapatalım hadi. Mı diyecektim. Hadi sabahlara gel. 4000'i gördü, hoşuna gitti bak. Vallahi 4000 de bırakılmaz. Madem öyle bir beğeni tuşuna basın. Devam edelim. Hızlı hızlı soru alacağım. Arkadaşlarımı da kilitledim. Bir 10-15 dakika gidelim. Ondan sonra kapatalım. Ya yok, sıkıntı yok. Ben buradayım. Okey, devam et sen. Utku Kaya, Eren Aydın hakkında ne düşünüyorsunuz? Eren Aydın'ın henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bize rotasyon için. Bir sene daha kira aynı istiyorum. Aynı fikirdeyim. Bir üst düzeyde daha kere. Çünkü abi Türkiye'de santifor olmak çok daha zor bir şey. Ya anlatamıyorum. Yani normal tecrübeli santifor bile zorlanıyor. O yüzden yerli santifor bulmak zor. Ben o yüzden biraz Umut Bozok konusunda o yüzden şeyim. Ya yerli ve Galatasaray bu kadar istekli, hevesli, performansı belli oyuncu varken onun üstünden gitmek daha mantıklı gibi geliyor. Eren'i de değerli buluyorum. Galatasaray şansı olan bir oyuncu ama mevkisi zor ve biraz daha kilometre yapması lazım bence. Bir sene daha bir kira. Bir sene daha, hatta yani birinci, Süper Lig'e değil de yine alt lige. Bir alt lige kira. William Carvalho'yu Galatasaray düşünüyormuş diyor. Bizim PTT'de çok güzel gelişiyor abi. William Carvalho Galatasaray deniyor. Bilmiyorum, hiç duymamıştım. Haluk abiler biraz önce yayında söylemiş. Kimi demiş? William Carvalho'yu. Galatasaray coştu Şecu GS'de. Onlar da güzel iş yapıyorlar. Onlar da düzenli bir şekilde yapıyorlar. Onu tebrik etmek lazım hakikaten. Kolay değil yani her gün yayın açabilmek. Ama William Carvalho mesela João Mario ile birlikte sorulmuş. Ben 8 numarayı daha önde görüyorum. Ama Mario konusunda bir çıt şeyim var ya. Ya ben biliyorsunuz ben Portekiz izlemeyi severim ben Portekiz. Biraz böyle sorumluluk çok alan bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Yani gerçi ne zaman Portekiz dışına çıksa oradaki performans olmuyor ya. Ya tabii şimdi Inter'de biraz ağır geldi ona. Zaten 40 milyon euroluk oyuncu kesinlikle değil de. Ha ayağı düzgün. Eyvallah. Top kullanmayı biliyor. Tamam. Ama mesela ne skor katkısı yüksek ne de defansif olarak sağlam. Yani böyle hani box to box desen değil. Box to box değilsen böyle 8-10 arası bir şey olman lazım. Onun için de mesela skor katkısı lazım. Hani gol demiyorum illa. Orada da biraz eksik. Böyle yarım yamalak bir oyuncu gibi geliyor bana yani. Çok gösterişli. Şeyler biraz var, eksinden tam yok. Gösteriş var, performans biraz şey. Yani büyük takımda aranan şey olduğunu düşünmüyorum yani. Özellikleri eksik gibi geliyor bana.
Ama al Guaya'yı geç ya oraya. En net adam Guaya yani şu an hani. Kitlenmiş Guaya ya. Abi kitle, abi ismi geçtiğinden beri kitlenmiş durumdayım. Ya abi Guaya'yı da kitlenmez mi ya? Kurban olayım ya. Yani. William Calvario da geçen sene 50 maça çıkmış ya Real Betis'te. Çok yükseldim şu an. Oba yani. Kimi diyorsun? William Calvario ya. Abi çok iyi oyuncu zaten yani. İyi oyuncu yani. Ya. Bize nasıl düşecek abi bu adamlar? Ben hala orasındaymışım ya. Maaşı çok hani yüksekmiş. Maaşı yüksek abi. Maaşı yüksek. Abi hepsinin maaşı yüksek ya. Goya'nın da yüksek, öbürünün de yüksek yani. Her hepsinin yüksek zaten de. Goya'ya düşmez ki bence zaten. Düşmez. Niye düşsün abi? Şey olabilir sadece işte Müslümanlık falan. Hani belki o kanaldan girersen. Mesut. Bir cuma çıkışı. Bir cuma çıkışı ona da bir imza patlattırabilirsek falan. Hani. João Mario eşittir Belhanda demiş de Belhanda'nın ya orta saha katkısı ya. Başka abi. Belhanda topa girmeyen, sorumlu kalmayan bir adamdı, tam tersi. Benim içimdeki Belhanda aşkını çıkarttırmayın şimdi. Yayının sonunda Belhanda savundurtmayın bize gözünüzü. Evet. Zaten Belhanda... zor tutuyoruz burada. 3 adam toplanmışız burada. Belhanda sohbet yapabilecek yani. Saatlerce konuşuruz burada. Gerek yok. Sabaha kadar konuşuruz. Belhanda üzümlük ekimi. Guaya için Uğur Fakir Kantesi diyordu demiş Giray. Öyle diyordum hakikaten. Ama o fakir biz değiliz abi. O fakir bu fakir değil. Bu fakire atın 10 milyon euro alsın Guaya ya. Öyle bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. O kadar değil yani. Cagne Guaya paylaştı. Cagne meczup arkadaşlar. Cagne'nin paylaştığı hiçbir şeyin geçerliliği yok. Cagne kafasına göre takılıyor abi. Adam fayansların önünde İrem Derici'yi açıp yayın açmış adam. Ya yani bunu ya, yani... Cagne'ye muhtemelen birkaç tane DM geldi. Goya'yı getir falan tarzı. Okudu. Sonra Google'a Cagne Goya'ya falan yazdı. O fotoğrafı buldu. Onu paylaştı yani. Cagne bu tarzda evet. Adam yani. Abi güneş yani, gözlüğü var. Güneş gözlüğüyle banyoda İrem Derici neydi, bir de duygusal romantik bir düğün şarkısı var ya, onu dinliyordu. Abi çok enteresan bir kafa. Gerçekten yaşamak isterim ya. Bir gün Cagney olmak isterim. Böyle hani bir Joker hakkım olsa bir gün Mbaye Cagney olmak isterim. Çok isterim yani. Konya forması gibi Galatasaray maçı falan seyredip paylaşayım ben. Daha çok enteresan bir adam. Bir de şey var mesela. Birisini alıntılamış. O da onu alıntılamış. Sonra onu bir daha alıntılamış. Çocuk bir daha alıntılamış. Bir daha Cagney alıntılamış. Böyle sınır yok, anladın mı? Yani çok garip. Bu niye bir daha alıntılıyoruz diye sorgulamıyor baba. Sonu yok abi. Abi dönemez bir adam ya. Hoca diyor ya, geldi telefon açtı. Benim sözleşmem 31 Mayıs'ta biliyor. Abi peki daha o zaman hepsi kapatmış hoca. Ya Cagney'i satılacaktı abi. O sene satacak. Ama burada taraftarın da bir payı var bence. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya bir devrede 10 tane gol atmış. Şampiyon takımın santrforunu. Ya sen çok çok büyük ihtimalle biliyorsun zaten şeyini de. FFP'den çıkıyoruz. Ozan'dan gelen para var ama Ozan'dan gelen parayı nakit alamıyoruz. Aynen. Hocanın istediği oyuncu Alan Pato, Zé Luis. Üçünden ikisi olabiliyorsa bir tanesi. O yani alacakken alamıyorlar. Karşı tarafta nakit istiyor. Burası da şey yapıyor. O, diyorlar ki Cagney'i alıyoruz. Evet, sezon sonu kesin satışı var. Kesin gidecek. Böylece parayı, FFP'deki parayı yaz sezonuna aktaracağız, aktarabileceğiz. Yani yaza tekrardan bir satış yapma şeyimiz olmayacak. Sat al için elimiz rahatlayacak. Orada satıp işte 17-18 civarı, hatta öyle bir şey söyleniyor. Rakam olarak da alınacak para da hazır. Premier Lig takımıydı. Çin'deki takım hazır. Yok, Çin mi? Çin'e diyorlar gidecek diye. Tamam deniyor. Cagney geliyor. Geldikten 2 hafta sonra ortaya çıkıyor ki Çin'e gelmesi, Çin'de bir takımı dolandırmış galiba. Menajeri mi dolandırmış, kendi mi dolandırmış, bir şey olmuş yani hani Çin'de. Çin'e transferi yasak, kalıyor elde. Yani... Abi yani geldi ama aslında parayı, yani o devre arasındaki o parayı yaz sezonuna aktarabilme şeyi yapabilme Cagney üzerinden. Yine bir hülle mi denir artık, ne denir onu bilmiyorum da o tarz bir şey. Bu işin olabilir. Sonu Abdurrahim Albayrak'ın FaceTime videosuna düşüyor değil mi? Cagne 15 milyon euro. Ha. Senin ana götünden diye o. Aynen.
inat etti. Ozan Lafor mesajlarını okumuyor demiş Mustafa. Ya oku, yani görüyorum da. Niye sinirimizi bozadım abi? 100 bin euro opsiyon koymuşlar. Lan 100 bin euroya bir artı bir daire peşinat olmuyor lan. Yani Galatasaray gitsin desin ki ben Vadi İstanbul'da bir artı bir daire alacağım. Peşinat yapamazsın Ozan Lafor'un bonservisini. İnsan bunu niye koyar abi? Abi Davia'ya acayip borcum var. Davia ne istiyorsa onu yaptın yani. Bu da Davia'nın oyuncusu zaten yani. Ne şey yapabileceği bir şey yok ki orada. Davia oyuncusu yani. Abi Davia'nın oyuncusu kontrat ortada. Yani ya dersin ki abi, baba 100 bin euro da 100 bin euro da abartı. Yapalım abi, 1 milyon euro diyorsa, yarısını sen al dersin mesela. Abi 4-4,5 milyon euro mu ne borcun var hala Davia'ya yani. Ne diyorsun onu yapıyorsun abi. Abi tamam ama yani. Mesela en kötü mesela diyorsun ya mesela Kazımcan'ı Eyüp üstünden uğraşacağına Ozan Lafor gerçekten bu arada düz su içinde 2,5 milyon euro şu an. Bak Belçika'da takip ettim. Belçika'da düzenli oynayan bir genç stoperin en minimum parası bu zaten. Bak minimumunu söylüyorum. Fransa'dan talipleri var. Abi oyuncuyu yine Davi'ye istediği yere götürsün. Parayı Davi'ye alsın o önemli değil ama giriş gösterirsin en azından. Kulübe gelen paradan borcunu ödersin. İşte, ama bunu da bir yürütmek işte lazım süreci. Borcu da öyle dedik işte anla yani orayı. Biz şimdi 1,5'ü alacak bize 100 bin düşecek 1,400 Davi'ye mi gidecek zaten? Hani... Bilemiyorum ya Mustafa. Abi bu işleri görüyoruz. Yapamadığımız kesin abi. Kesin yani. Abi yapamıyorsun çünkü dediğim gibi hiçbir menajerle bağlantın düzgün değil. Hiçbir Anadolu kulübüyle şey değil. Avrupa'da sürekli FIFA'lıksın. Dava dosyaların var. Yani... Hiç doğru düzgün tek menajer üzerinden çalışmamışsın. Hep böyle yetki belgesi kovalamışsın, arkalardan dolanmışsın. Yani bir tek Türkiye'de değil, sen Avrupa'da da çok doğru çalışan bir durumda değilsin. Davia'ya gitmişsin her seferkinde. Davia'ya da dünya kadar borcun var yani. Hadi şunu çöz, hadi bunu çöz, hadi bunu çöz. Adam da çok güzel yolunu bulmuş. Gelmiş sana abi yani hani. Dolayısıyla ne diyorsa hani bunu böyle yap. Tamam böyle yapayım diyorsun. Çünkü parayı ödeyemiyorsun. Komisyonlarını veremiyorsun. Futbolcuların maaşını veremiyorsun. Doğru düzgün network ağın yok. Ya abi biz gittik döndük Monaco Spor'a teşekkür ettik abi Alan için ya. Böyle şey olur. Alan'ın menajerini tartakladık. Gerçek menajerini. Döndük Monaco Spor'a teşekkür ettik yani. Bizim bağlantılarımız bu kadar abi işte. Yani o dönem olduğu gibi her şeyi verdin işte yani Davia'ya. Onun için ben evet dediğin gibi çok büyük hata. Madem böyle bir şey yapıyorsun zaten... Maaşı neydi? Yıllık 100 bin dolar mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Böyle komik bir rakamdı yani. De ki çıkış mı? Dese 1 milyon euro da hiç olmazsa dediğin gibi giriş gösterirsin şey yapmazsın. Kazımcan olayına böyle girmek zorunda kalmazsın. Bu duruma düşmezsin en kötü. Ama yapamıyorsun çünkü dünya kadar borcun var abi herkese. Uğur Şimşek bence bu arada benim söylediğim ama daha iyi ifade etmiş adaşım. Marka ayrılmak istiyor diye satmak nedir ya? Saçmalık diyor. Profesyonel futbol sözleşmesi var. 20-25 arası satılmayacaksa kalsın 15'e falan. O yani para kısmına katılmıyorum ama abi şöyle gitmek istiyor diye ya burası yol geçen anı değil. Yani sen adama mesela sözleşmesine ya sen bu sene kötü oynadın. Biz sana 1,5 veriyoruz da bu sene 500 bin euro vereceğiz diyebiliyor musun adama? Diyemiyorsan ve sözleşmesi bitimine de kısa bir süre kalmadıysa abi senin bedelin belli getirsinler 15 17 18 neyse yani değerlemeni yaparsın ki bu arada son derece normal bir değerleme 4 milyon euroya kariyerinde büyük takım olmayan bir oyuncuyu aldı Galatasaray performans olarak yukarı çekti çok daha komple bir stopere dönüştü Avrupa'da gösterdi baba bir zahmet de 15 alsın hani dolandırılmaması lazım Galatasaray'ın ya bu noktada. Markan maaşı da yüksek değil abi. 2,5 milyon euro maaşa imza attırsan. Bir minimum söylenmiş menajerine. Bu paranın altını getirme diye bir şey söylenmiş diye biliyorum menajerine. Yani marka ayrılmak istiyor. Yani kim herkese ayrılmak isteyebilir abi. Daha üst düzeye gitmek isteyebilir. Buna bir şey demem ama şartlar vardır abi. O şartlara uyarsın. Uymuyorsa da transferin. Bir sene daha profesyonelce oynarsın. Yapacak bir şey yok. Orada bence oyunculara çok taviz veriliyor. Mesela Okan da oynamak istiyor tamam. Ama Okan'a dersin ki senin yerine kaleci bakacağım. Bulursam yollayacağım. Bulamazsam kalacaksın. Yapacak bir şey yok diyeceksin yani. Okan Koçuk gidiyor. İsmail Çipe ile sezona gidiyorsun abi. Ya bu böyle bir şey yok. Yani Okan ayrılmak istediği diye Galatasaray sezonda
Hani belki de 7-8 tane ekstra puan kaybetti. Ya böyle bir dünya olmaması lazım. Kaldı ki mesela Muslera'nın yokluğunda Okan Galatasaray'da olsa belki de Okan devam edecekti. Tansel abi hangi şampuan demiş o gün? Abi benim bir şampuan şeyim yok. Ne alıyorlarsa içeride ne varsa onu kullanıyorum yani. Öyle bir tercihim yok. Özel bir... Bu arada kelliğimle alakalı hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Yani size sıkıntı oluyorsa bilmiyorum ama benim çok rahatım yani. Bu kazan makinemiz... dairesine de sürekli geliyor. Twitter'a da geliyor. Değil mi? Yani şeyi anlamıyorum sadece. Hani böyle kel senin falan çok üzüldüğümü mü zannediyorlar bilmiyorum. Gram olmuyor ya. Yani hani bilmiyorum yani. Hani... O belki belki saçla daha az karizmatik olacaktın. Hayır abi ben bir de yani hani ben kendiyle böyle şey çok dış görünüşe falan çok önem veren bir adam da değilimdir yani. Ben neyse muyum ya hani kel olmamla alakalı sıfır sıkıntımdır abi bu arada. Ah saçım döküldü eyvah şey kullanayım falan. Bir kere şeyim olmadı abi bugüne kadar. Ah saçım dökülüyor şunu kullanayım bunu kullanayım falan. Hiç olmadı yani. Döküldüğünü hissettim böyle dökülüyor dedim. Makineyi vurdum geçti yani hani hiç şey yapmadım yani. Mesut Çalışkan Çıkaldağ Mert Müldür takası konuşuluyor ne dersiniz demiş de buna soru değil ki bu. Sezer ne dersin bu takasa? Çıkıldağ'ı havalimanına arabamla bırakabilirim. Ben de sırtımda taşırım. Ben de uçak biletini alırım o zaman. Bak ben seviyorum bu arada Çıkıldağ'ı. Yani yanında bütün parçalarla iş yapabileceğine eminim ama Mert Müldür için yaparım yani. Hani. Ya Çıkaldağ mesela şöyle bonservisi biraz gözü kapatıp maaşa baktığında kulübeye çekmenin evet. Çok zarar ettirmeyeceği bir oyuncu. Yani olur o. Olur evet. O kadar. Yani 850 bin euro olan adam kulübede oturur yani. Çok sıkıntı 850 değil. 850 bonus var da bu arada. 850 bonusu. Bonussuz 670 mi ne? 670 bin. Ha iyi. Ya o da öyle iyi. Şey değil yani. Tabii ki gönül isterdi 7 olmasın 4.5 olsun falan da. Yapacak ya işte şey... olmadı. İşte orada devreye girdiler. Bir de nakit veriyorlardı onlar. Sen bir de taksit. 5 sene taksit maksit oraya çıkıyor. Abi normal yani. Hani, evet çok para. 6.5 Romanya liginden gelen bir oyuncu için çok para ama vardı yani hani o teklif var. Adam nakit alacak. Bir daha bir kulüp sana şey yapmaz ki yani hani. Ya sen taksitle veriyorsun. Kendi ekonomisine bakacak. Karşı taraf nakit veriyor 5.7 canlı koymuştu ortaya yani hani. İrfan Barış Demir İrfanca Nehribayat yedek kaleci olarak gelir mi? Bence gelir çünkü 11 oynayabileceği çok az takım var. Ama Galatasaray tercih eder mi bilmiyorum. Ben beğenmiyorum abi o kaleciyi ya. Ben de hiç beğenmiyorum bu arada. Ya İrfanca da ben hiç beğenmiyorum. Hiç bana konsantre gibi gelmiyor maçlarda abi ya. Çok dağınık kaleci yani. Çok yetenekli. Bence çok yetenekli ama mental açıdan çok geride yani. Evet evet. Ya çok gol yiyince düşüyor abi. Falan morali bozuluyor. Bu kadar da duygusal olmaz kaleci. Yani. Ya da ne bileyim bir tane top atıyor. Taca gidiyor orada kalıyor böyle gidiyor direği dövüyor. 10 dakika geçmiş hala orada yeri kazıyor falan filan. Ne yapıyorsun oğlum? Ben maça işte yani. Hani. Ya bu bir salmıyor yani. Sürekli orada duruyor devam ediyor aynı şeyle kafada. Furkan Varlık abi sol bakeni konuşun artık. Yunus ve Kerem kanatları taşıyabilir mi? Konuştuk ya aslında sol bakem yani şöyle söyleyeyim. Açık istihbarattan ya bir özel bilgim yok ama çok büyük ihtimal doğrudur yani. Çünkü Galatasaray somut olarak ilgilendi. Hatta girişimlerde de bulunmuşken düzen birden değişti orada işte. Fatih Hoca'nın ayrılığı vesaire ki çok uzun yıllardır hizmet ediyor scout ekibi. Onlar da biraz pasifize edilmişti. Işıtan Gün'ün daha ağırlıklı çalıştığı dönemde. Ama Cenk Ergün'le şöyle söyleyeyim. Scout ekibinin en çok oyuncu konusunda aktif rol aldığı dönem Cenk Ergün Tudor dönemi. O yüzden benzer bir yapı oluşacaktır. Cenk Ergün, Okan Buruk, ya, var. Emre Utkucan bir... Hoca'yla olan dönemde de çok beraberler. Hele bu tabii. Full Markao. Markao meselesi direkt Emre Utkucan ekipten bulunuyor zaten işte. Tabii. Emre Utkucan üstünden Fatih Hoca beğeniyor, alınıyor. Nelson, bak Nelson, Kerem. Doğru. Markao, Çıldav, Borutsan, Oey. Doğru, hepsi doğru. Hepsi seri. Seri de var abi ki seri oradaki scoutların biri direkt muhatap babasıyla serinin. Şöyle şey gibi düşünmeyin. Sadece alınıp satılacak oyuncu seçmez scout ekibi. Bunu çok birkaç kere anlattım. Bir tekrar üstünden geçeyim. Fernando'yla Javi Garcia geliyor öneri olarak. Javi Garcia'nın değil Fernando'nun alınması için çok bastırıyorlar. Mesela Tudor biraz daha Javi Garcia yanlısı o dönem. Fernando bastırılıyor. İkna ediliyor Tudor.
iş bitiyor. Cenk Ergün alıyor. İdmana çıkıyor. Bir hafta sonra Emre Utkucu'na teşekkür etmiş. Tudor. İyi ki beni vazgeçirdin diye. Yani şimdi Fernando Scouting yapılacak oyuncu. Manchester City oyuncusu yani. Adam. Guardiola almış yani. Ama geri geliyor scouting'i oluyor abi. Bizim ülkedeki scouting kafası 15 yaşında Messi'yi bulmak olduğu için onu değiştiremiyorsun. Scouting şey abi. Öyle bir şey Liverpool Nunez'i alırken gece kaçta dışarı çıkıyor? Gece dışarı çıkıyor mu diye araştırmış. Yani Nunez'in biraz asosyal olduğunu görünce almışlar. Yani Nunez antrenmandan eve, evden antrenmana giden bir çocuk oldu diye almışlar. Yani. PlayStation'cı diye almışlar. Abi işte şeyi Burak'a nasıl açıkladı abi video? Scouting Department böyle taradı İstanbul'u buldu. Geldi Burak Yılmaz diye açıkladılar. Ya Burak Yılmaz scouting yapılacak oyuncu muydu 32 yaşında? Abi işte yani. Şey de önemli. Bu adamın benzini bitti mi bitmedi mi? Mesela Javi Garcia'nın bittiğini, Fernando'nun daha çok olduğunu. Aynı yaşta adamlar bunlar. Ona göre tartıp alabilmek de mesela çok ciddi bir scouting. Mesela Gomis'i Galatasaray Gomis'i aldı. Fenerbahçe Soldado'yu aldı. Beşiktaş Negredo'yu aldı. Hepsi 32 yaşındaydı abi. Evet. Galatasaray para kazandı üstüne. Aynen. Bana çok çok güvendiğim birisi. Ya futbol konuşmayı çok seviyorum zaten hani. Bir de bilen adamlarla adam UEFA lisanslı, B lisanslı adamlar yani ben kimim yani onların yanında hani şey hani bize bok yemek düşer yani tam tabiriyle adamlarla futbol konuşurken böyle ağzını açıp dinleyeceksin yani bana bok yemek düşer. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Haaland'ın çok yakın zamanda çok büyük sakatlıklar yaşayacağını düşünüyorum. Ufak ufak da başladı dizlerden dedi. Bak çok ilginç. Ben mesela bunu kafama not ettim abi. Hani burada da söylemiş olayım. Bak siz de not edin. Ben takip edeceğim hakikaten bundan sonra. Kimi diyorsun? Haaland'ın. Hmm. Neyin? Haaland'ın dizle alakalı o fizikte, o kütleyle, o hızda dizlerle alakalı problem yaşama dönemi geliyor artık onun dedi. Yani dedi hani o şey sanki dedi bir sene, bir buçuk, iki sene içerisinde büyük ağır sakatlıklar böyle zorlanmalar başlayacak. Hızını kaybedecek. Tarzı biraz bir anomali şey ya herif. Yani çok kütleli ya, evet. Ve patlayıcı ya. Evet. Çok saçma ya. Tam evet. Tersi kütleli adam yavaş olur. Evet işte o da onu söyledi. Yani dize çok yük bindireceği söyleniyor. Aynen normal değil. O sebeple dizlerle alakalı dedi büyük sıkıntılar ki dedi başladı. Hakikaten de başladı. Dortmund'da iki kere dizden sakattı. Hiç herif sakatlanmayan herif. Dortmund'da iki kere sakatlandı. Geçen sene totalde 2,5 ay falan kaçırdı sakatlıktan. Evet. Ve hepsi diz değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru. İkisi de diz. Doğru. Ya bak hiç aklıma gelmez böyle. Konuşuyorduk hatta Nunez dediğin için girdim buraya. Ya sen Nunez mi şey mi Haaland mı? Hani hangisini alırdın? Hani ben biraz daha Nunezciydim. Daha böyle sanki top ayağına daha çok yakışıyormuş gibime geliyor. Haaland da tabii ki yani tartışılmaz da. Ne bileyim Nunez'in ayağı böyle biraz daha teknik mi duruyor top ne şey yapıyor. Nunez'i daha çok beğeniyorum hani. Onu konuşuyorduk. Haaland'la alakalı böyle bir şey söyledi. Kafaya yazdım. Bakayım ya lan hakikaten böyle bir şey olacak mı acaba yani hani. NBA'de bu kadar mı şeyleri, ilginç şeyleri takip ediyorlar. NBA'yi seviyor musunuz? Orada da Zion Williamson var mesela. Adam kaç kilo? 120 kilo ama böyle hani 1.80'lik adam gibi falan zıplayıp patlayıcılığı olduğu için o da mesela çok sakatlık yaşıyor yani. Saçma sapan bir anomali. Onun da dizine çok yük biniyor. Yani sürekli 120 kiloyla deli gibi sıçrıyorsun. Haaland'da da bir o cüsseyle sürekli patlayıcı oynadığı için daha çok yıpranabileceği söyleniyor. İkisi için de geçerli. Bakalım olacak mı? İnşallah ağır sakatlıklar geçirmezler. Kaan Baygın bana bir eleştiri ya da yorum beklemiş. Emre Akbaba'yı linç ettin. Etmedim. Linç diyemem. Kaldım. Berkan Taylan objektif yorum bekliyorum. Berkan'ın oynadığı çakma 8'i Emre oynasa ilk 7-8'de bitiremez miydik? Daha yüksekte de bitirebilirdi. Ben olacağı söyleyeyim ama. Yani benim sonuçta kafamda tahayyül ettiğim Galatasaray şampiyon olacak. Şampiyonla oynayacak Galatasaray. Yani 4. 5. olursun zaten. Tabii ki ya şöyle söyleyeyim. Bak bu takımda bankolar bankosu oynardı. Emre Akbaba takımın 1. oyuncusu olurdu. Bak birinci oyuncusu olurdu. Yani birinci demeyeyim de Kerem'den sonra ikinci hücumcu olurdu. Ama Galatasaray yine beşinci olurdu. Maksimumdan bahsediyorum. Ya bu Galatasaray'ın maksimumu beşinci olacaksa
problem var. Yoksa Belhanda kalsa çok daha iyi olurdun. Ama Belhanda seni dördüncü yaptı diye anasını avradına küfür ederdi taraftar yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Olmazdı Galatasaray. 8-9 olmazdı. Beşinci olurdu ama suçlusu Belhanda olurdu. Yani şeyde de var yani. Emre Akbaba'da da benzer bir durum var. Kabul ediyorum. Ama Emre Akbaba 11 oynamak istiyor abi. Galatasaray'da Emre Akbaba'nın 11 oynadığı bir formülü benim kafam kesmiyor. Şampiyonluk seviyesi için. Yani i̇şte, alternatif olacaksa gelsin, başımızın üstünde yeri var. Kulübede olacaksa okey. Uygun maliyetli olacaksa okey. 1,5 milyon euro maaş almayacaksa okey. Bunlar tamam. Uygun maliyetle kulübe maaşıyla gelsin otursun abi. Tabii ki değerli bir yerli oyuncu, milli takım oyuncusu. Niye istemeyesin ki? Ama ben parasına nazaran sorumluluk alma işine kızıyordum. Benim kızdığım şey buydu. O onu daha gidene kadar değiştirmedi. Alanya'da, bu arada Alanya'da belli bir gol sezonu açtı abi. Gollerin yarısını bir ayda attı. Yani 8 ayın 1 ayında attı. Ocak ayında acayip bir top oynadı. Öyle ağam şahım da bir sezon geçirmedi yani. Muhteşem bir sezon geçirmedi. Yine de tabii ki bu takımda oynar. Ben Emre Akbaba'nın oynayamayacağını iddia etmiyorum zaten. Abi ben de Akbaba'nın bizim dediğin gibi şampiyon boğa oynayacak oyun sistemi içerisinde ben Akbaba'ya yer bulamıyorum. Geldiğinde de bulamıyordum. İlk transfer olduğunda da bulamıyordum. Hoca da bulamadı zaten. 4-3-3'ü sağına attı. Ortanın ön 8'e attı. 8-10 arasına attı. Pas istasyonu olsun dedi. Çok koştu. Pas istasyonu olamadı. Doğru koşuları muhteşem. Ceza sahası içerisi koşusu muhteşem. Ama takip yok. Topu aldığı zaman topu saklayabilme yok. Ya mesela topu Marcao'dan almak için çıkıyor, geliyor. Marcao'nun hattına geliyor. Marcao'dan alır almaz topu tutup dönüp öne taşımak yerine aldığı yere geri veriyor. Kendisi yine gidiyor ileriye. Yani takımı da ileriye taşıyabilecek aktivasyonları yapamıyor herif. İksiyonları yapamıyor aktivasyon neyse. Sezer sen onları ne diyorsun? Abi yani bilmiyorum. Biz Akbaba'yı bu Alanya performansını bu arada beğenenler var. Ben geçen sene gerek bahis gerek böyle zevk için Alanya'nın çoğu maçını izledim. Ben Akbaba'yı yine etkisiz buldum. Yine güçsüz Akbaba. Skor yapıyor. Bizde de şampiyonluğu bir golle kaçırdığımız sezon yine son 4-5 hafta skor yapmıştı. Akbaba bir şekilde skor yapıyor da Akbaba'nın skoru bizi şampiyon yapacak skor mu? Emin değilim oradan yani. Burada kaç tane atacak Akbaba? Bize 15 tane atamaz Alanya'da attığı gibi veya çift tane gol asiste ulaşamaz. O zaman taraftarlar arası kötü. İlk böyle hahuda yine Akbaba kötü olacak. O yüzden çocuğa da üzülüyorum. Bence hani kalırsa da yedek olur. Yedek olursa ne kadar mutlu olur? Ondan emin değilim yani. Alanya'da da burada 15 atmıyor yani. Mesela 15, evet. Maksimum 14 attı galiba. 15'i yok. 8-9 gol vardır. Bir tane hat-trick yaptı zaten. Ocak ayında 5 golü var biliyorum. 5 ya da 6. Bakacağım ya. Merak ettim. Ben de bakıyorum aynen. Ama şey ya bir de Farioli'nin sistemi çok uygun. Yani Farioli'nin sisteminde santrforu da santrforu bile klasik 9 kullanmıyor. Daha hareketli oyuncular kullanıyor. Böyle tamamen Efecan'ın, Emre'nin, işte Çin'e gitmeden önce Davidson'un çok rahat ettiği bir sistem. Tam forvet arkasında oynayan oyuncuların hücum oyuncularına çok çok elverişli, onların bol skor yapabileceği, katkı yapabileceği bir sistem. Savunma anlamında da risk alan bir yaklaşım var. 10 gol atmış mesela. Bakalım 10 gol 4 asist. 10 gol 4 asist evet. Bak 10 golü bak sayacağım. Bak doğru hatırlıyorum bak. 16 Ocak Altay'a bir tane atmış. Hatay'ı 6-0 yendiler. Hat-trick yapmış orada. Giresun'u da 3-1 yenmişler. 2 gol atmış. Yani 10 golün 6'sını adam bir hafta için atmış abi. Bir hafta. 16 Ocak'tan 23 Ocak'a kadar atmış. Bir haftada 6 tane atmış. Sezonun tüm kalanında 4 tane atmış. Ve bütün maçlarda 11 oynuyor. Sizce şey mi yani Galatasaray'da bu tabloyu kabul eder misin? Belhanda da 6 tane atmıştı. Bir tane ettiği var. Şöyle yapmış olabilir yani. Hocamın ayak tenisi antrenmanlarıyla iyi gelmiş sonradan bozmuş mu? Emin Bayram denmiş. Emin Bayram'ın ben bu arada dönmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi durumda. Bir sene daha kira. Niye öyle diyorsun? Dördüncü stoper lazım çocuğun yerli. Oynadıkça abi aldın işte. Kerim'i aldın. Abdülkerim'i aldın. Abdülkerim üçüncü stoper. Dördüncü kim? Beklemesin abi. Arkada beklemesin. Oynasın. Bekleyerek gelişmez ki topçu. Oynasın. Yine oynayacağı bir yere gitsin. Ben bir tık yine Galatasaray'da bir şeyler zorlayabilecek noktada. En azından kamp görsün sonra kiralansın.
Tatlı gelsin abi, şeyini yapsın, o şey değil ama oynasın istiyorum. Yani atıyorum, yani şimdi çok büyük ihtimalle plan şuydu. Marka bu sene gidecekti. Abdülkerim alınacaktı yerine. Nelson Dünya Kupası görecek. 25 zorlanacaktı. Başından beri plan buydu. Ona göre devam ediyor. Ya şimdi Emin Bayram'da bu iki var. Oradaki stoper şeylerinden hani üçüncü olarak bekleyeceğine oynamaya gitsin abi, oynasın, gelişsin. Seneye geldiğinde direkt 11'i zorlayacak adam olsun yani. Hani En yaşını azından artık seviye gitti. arttırmak lazım. Bir Evet üst evet seviye, yaşı Süper gitti abi Lig'e çünkü daha. belki. Baran Aksaka Fan Kulüp baskın yaptı. Muhammed Çağrı Gencer, Murat Can Yokuş, Özgür Baran Aksaka soruyorlar. Baran Aksaka Galatasaray altyapısındaki mevcut yönetimi Torrent'e önerdiği 5 isimden biriydi. Hamza Akman, Emir Tintiş, Emirhan Kayar, Beknaz, bir de Beknaz. Baran. Zaten fotoğraf da verdiler. Ama bunlar zaten Torrent'e Beknaz. profesyonel yapılması tavsiye edilen, oynatılması tavsiye edilen Süper Lig'de de oyuncular. Ama kamp, yani ben kamp için davet aldı diye biliyorum Evet. Baran'ın. Yani Baran'a bir Aldım. 15 gün önce kamp için davet gitti Baran'la Hamza'ya. Zaten Emir'in beklememe sebebi oydu. Baran'la Hamza'ya aynı takımdan davet gitti. Hamza'nın profesyonel kontratı da var. Emir'e ne davet gitti ne kontrat önerildi. Emir boşa çıktı yani. O Emir'e yüzden öyle davet bir gitti tercih abi. yaptı. Emir'e Nasıl? davet gitti. Emir'e davet gitti. Çocuk öyle söylemiyor abi. Ya bir öyle söylemiyor. Öyle söyleme diyorlar çünkü çocuğa yani. Bilmiyorum, bir daha bir başka taraflardan yoklarım ama ben şey biliyorum. Ya Emir'in söylediğinin çoğu şeyini Abi altyapı Emir yönetimi teyit ediyor abi. planlarını önce olsaydım 5 isimle beraber bu sene Galatasaray as kadrosunda olması planlanan 5 isimden birisi kendisi. Ben Emir'in gidişini de şey bu yani suç varsa eğer ortada bir suç olarak bakıyorsak bu suça sen şimdi sol tarafa yani şimdi Alparslanların, Aytaçların alındığı yerde Bartu Elmas'ın imzalamaması çok normal. Çünkü orta sahada adamın yokken bile bu çocuktan faydalanmıyorsun ve bu çocuklar oynamak istiyorlar artık. Galatasaray tarafı da diyor ki ben sana bu kadar yatırım yapmışım. İmzala sonra nereye gidiyorsan git diyor. Şimdi iki taraf da kendine göre haklı. Ama sen bu çocuğun imzalayıp senden sonra sana bir bonservis kazandırarak gitmesini istiyorsan Aytaç'ı Alparslan'ı transfer etmeyeceksin. Bu çocuk da bilecek ki aa evet bana orada sıra gelecek. Emre'ninki böyle bir durum. Abi Bak yazmış. Bartu bir kuruş para sormamış çocuk ya. Bartu Yani abi sadece abi ben ne kadar oynayabileceğim? Bunu yani sormuş yani ve bunu sormak hakkı bence. Şey de değil haklı hani abi tabii ki haklı. bu Yani şey o gibi hizmet değil abi. sistem 11 plan garantisi istemek değil Bartu'nun. o Ya bu değil yani yanlış abi. Benim ya anlaşılmış. benimle ilgili planlarımız ne abi? Herif çocuk kendisiyle alakalı planlarını görmek istiyor. Ha şimdi mesela Yedeksin Goygoy şey deseler, kaldı. deseler ki 10 maç oynayacaksın en az yani. Sonuçta bir sürü sakatlık var, bir şey var. Kupalarda seni oynatacağız. 10 maçta ligde oynarsın. Belki kalacak yani. Buna okey. Ve muhtemelen 3 kuruşa falan imza atacaktı yani. Bu bile muhatap alınıp söylenmediği için Evet, ayrıldı aynen çocuk. öyle. Çünkü bir de şey bakılıyor. Bir kapıyı açan kişi de Mustafa Kapı oldu zaten. Mustafa Kapı ile başladı bu iş. Ya hem Galatasaray diyor ki bana menajerle gelme. Çünkü ben sana bir yatırım yapmışım. Sen benim geleceğimsin, bir şeysin. Çünkü ve haklılar bu konuda. O kapıyı açtırmaman lazım. Yani bu çocukların sana bir şekilde vermiş olduğun yatırımın karşılığını geri veriyor olmaları lazım. Çünkü sen oraya bir yatırım yapıyorsun, para veriyorsun, hocalar bilmem neler işte bu çocukların şeyleri yapıyorsun. Karşılığını beklemek Galatasaray'ın hakkı eyvallah. Ama bu çocukların da bir şekilde A takımda forma alacaklarını görmeleri gerekiyor abi. Yani sen orta sahan yok, cezalı durumda işte kart, sakatlık varken Bartu elindeyken Aytaç Alparslan'la çıktın abi. Ya bu çocuk aptal değil yani seyrediyor, Fanaanolt da çıktı ya. görüyor. Fanaanolt oynadı abi orta sahada. Abi ya ben ne olsun abi şimdi? Süleyman Luş abi şimdi eksiği var mıydı Rıdvan'dan? Luş'un. Beraber oynuyorlardı abi milli takımda o taraf. Ya bence Ciddi. vardı da yine de denenmeliydi yani. Ay Denenmeyecek dene oyuncu. abi dene. Ferhat Öztorun'dan iyi Süleyman Luş. Tabii ki de Ferhat yani Öztorun'u Rıdvan tabii ki oynattın. de Rıdvan başka özellikleri olan oyuncu. Süleyman başka özellikleri olan oyuncu. Yani hani
İkisinin de farklı farklı yerlerde farklı farklı birbirlerine göre üstünlükleri var ama hiç denemiyorsun adamı ve Urfa'ya kiraya gönderiyorsun. Hayatları boyunca sürekli defans yapmış takıma. Yani bu planlamayı da yapamıyorsun. E çocuklar görüyor abi, oynamak istiyorlar artık bu çocuklar yani. Yani kendilerinin oynayarak gelişeceklerinin farkındalar. İki tane kupa maçında alacakları 20'şer dakikayla bu çocuklar gelişmeyecek. Veya bu 19 maçında yaptıkları rakiplerle oynadıkları şeyle gelişmeyecek. Ya bu çocuklar oynamak zorunda abi. Oynatmak zorundasın yani. Oynarlarsa gelişecekler bunlar. E ise oynayamayacağını görüyor. Ya şimdi Emir'e kızıyoruz eyvallah. Ya mazbatı almış, yarım saat sonra benimle görüşmediler diyorsun. Zaten 26 Mart'tan sonra yönetim istese de seninle görüşemez. Çünkü elinden ibrasızlıkla beraber bütün yetkiler alınmış bir yönetim var. Yani biz seninle sözleşme yapmak istiyoruz diye bile konuşamazlar. Çünkü öyle bir hukuki şeyleri yok ellerinde. Yetkileri yok. Yani oraya bir menajer girdi maalesef. Yani bir menajer ağı bizim altyapımıza girdi. Bu işin önünü çok acil bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Ve bu işi kesebilmek için de bu çocukların oynayabileceklerini onlara gösterebiliyor olman gerekiyor. Aynen öyle. Onu görürlerse zaten gelen menajer onların aklını çelemez. Çünkü bu çocuklar Galatasaray'da oynama hayaliyle yanıyorlar, tutuşuyorlar. Hepsi Galatasaray çocukları. Bartu yani ben kahrolduğuna eminim çocuğun. Büyük, çok abi Galatasaray. Canım, abi şimdi, net Galatasaray. Yani abi şimdi desen ki çocuğa ben seni 10 tane kupa maçında 11 oynatacağım. 1 milyon da para. 1 milyon yıllık. Para mı abi 1 milyon? Değil. Ki istemez bile, 500 bin lira desen ona da tamam diyecek çocuk yani. Yani Marsilya'nın rezerv takımı 5. ligde oynamaya gider mi abi? Sendeki 10 maçı tercih etmez mi çocuk? Tabii ki eder. Tabii ki eder. Ya ama şimdi bu çocuk bir göremiyor abi orayı. Yani öyle bir şey olacağını görmüyor. Abi Marsilya maçında kenara geldi çocuk. Maç 4-1'den 4-2 olunca geri çektiler. Geri çağırdılar. Ya burada ya ben Fatih Hoca'yı çok sevdim biliyorsun. Ama hocanın da hataları var abi. Hoca biraz daha aktif olmalıydı. Yani hoca döneminde bu isimler geldi. Maç çekiyor işte. Hani hoca döneminde çok oyuncu kazandırıldı ama bu oyuncuları da hocanın adapte etmesi gerekiyordu. Yani iş biraz tabii yokuşa gidince her şey aynı anda yani başka şeylere konsantre olunabiliyor ama bu da Galatasaray'ın geleceğiydi. Bence hoca en azından 1-2 oyuncuyu oradan çekebilirdi. Şunu yüzden söylüyorum abi. Sezer'e bir şey soracağım ondan sonra. Ben bir futbolcunun bak ağzından duydum. Bartu abi oynayamıyorsa biz nasıl oynayacağız? Bu korkunç bir cümle. Bak bu korkunç bir cümle. Menajerle onunla bunu açıklayamazsın bunu ondan sonra. Ya bu çocuklar biraz şeye döndü. Hani Fenerbahçe altyapısından 20 yıl adam çıkmadı ya. Hani onun sebebi çıkacaklarına inanmamaları. Hepsi gidiyordu mesela. Olcan Adın Galatasaray'da oynadı abi. Trabzonspor'da oynadı. Fenerbahçe altyapısı çocuk. Oynayamaz mıydı Fenerbahçe'de? Adam oynayamayacağına inanmadığı için ayrıldı gitti hemen. Koptu yani. Ya Merih Demiral bir maç oynamadan gitti adam. Sen de ona doğru gidiyorsun yani. Fenerbahçe olumlu yönde ilerliyor. Galatasaray olumsuz yönde ilerliyor. Evet. Beşiktaş olumlu yönde ilerliyor. Bu arada Sezer Unforgiven yazmış. Alanya'yı ikimiz de izlemeyi seviyoruz. Emre Akbaba Umut Güneş takası olabilir mi demiş. Ben bak net tercih ederim. Sezer gitti mi? Sezer uçtu mu? Sezer donmuş galiba. Aa dur şeyi bozdum lan. Nasıl yapacağız? Ha. Tamam. Sezer patlamış. Ben Umut Güneş'i tercih ederim bu arada. Gayet de mantıklı bir tercih olur. Abi 4671 kişi var. Ya herkese tek tek teşekkürler. Gerçekten eyvallah. Çok sağ olun. Tansel abiyi de kilitledik. Adam evli barklı adam, yenge odayı basıp çekip vurmadan Tansel abiyi. Burada hiçbir soru yok. Artık yavaş yavaş bağlayalım. Uğra konuğum dedim ben. Hani şey o konuda hiçbir sıkıntı yok yani. Şakası da yapıyorum. Hazır buradayken beğenirseniz de çok sevinirim. Beğenmeniz önemli. Fatih Topçu, Reis, Kojiro Hugo tişörtünü ödünç verebilirsin. Ödünç veremem. Ama Bershka'dan aldım. Şey değil, reklam değil. Çok merak eden, yani 7-8 tane soru gördüğüm için söylüyorum. Güzel tişört. Mutlaka şey olarak da iyi. Kumaşı da iyi. Yani zaten para verseler böyle reklam yapmam. Daha belli olur ya. Para verseler ben öyle ayağım titrer böyle reklam yapmam. Bence çok çok güzel tişört, bir bakın.
Gerçi kalkmış olabilir. Ben bir 6 ay önce falan almıştım yalnız. Bir sene de olabilir. Biraz bakınabilirsiniz. Umut Güneş'in Berkan'dan farkı yok. Ya Mustafa, Umut Güneş'in top tekniğiyle Berkan arasında ışıklı fark var. Ya Berkan da bu arada ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok ama de... oyuncu stili olarak alakası yok abicim. Ne alaka yani? Umut Güneş bayağı yumuşak, topla, teknik, topla ilişkisi çok kuvvetli bir oyuncu yani. Sen çok şey yapmadın. Topa girmedin. Dövmeyi Güneş'le alakalı. Dövmeyi. Lan dövmem var zaten ha. Eşimin dövmesi. Ah. Dövmeyi göster demiş. Morita'ya ne diyorsun? Keşke olsaydı da olmayacak gibi. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bence de olmaz. Geç kalın da. Çok isterdim ama. Acayip iyi olurdu. Çok çok iyi olurdu. Ya abi. Evet. Yani 11 Haziran'da yönetim gelmiş. 13 Haziran'da mazbatı almışlar. 17 Haziran'da. Yani şundan bugün ayın kaçı oldu abi ya? Sesim geliyor mu benim? Geliyor geliyor. Geliyor. İnternet patladı bu sefer. Sen bir yani, görüntüyü kapat aç. Ocakta baktım. Kamerayı kapat aç. Sezer, ben de Umut Güneş'i sormuştum sana. Takas olur mu Emrah Baba'yla gibi bir soru gelmişti. Ha. Benim çok beğendiğim oyuncu. Geçen sene bayağı da seviyordum da Alanya bunu kabul eder mi ondan emin değilim. Bence de etmez ama ben üstüne para veririm yani. Evet. Ben de veririm. Sen bana evet, 2,5-3 isterler abi çünkü sen Akbaba'dan çıkmak istediğini bildikleri için onu para saymazlar yani. Aynen öyle. Bir de maaşı yüksek zaten, maaşından dolayı da şey yaparlar. En az bir 3 isterler ki sen şimdi Abdülkerim'e 2,8 artı bonuslar verdin Umut Güneş için. Akbaba artı 3,5-4 net söylerler yani. Bu arada ben Pulan 1'den aldım. Berçika'dan değil yazmış Baran Tüfekçi. Doğru olabilir ya eminim. Pulan 1 olabilir. Pulan 1 evet. Ulan reklam bile yanlış yaptık. Ama şey. Girin işte ya hepsi birbirine benziyor. Pulan 1 ile Berçika'da böyle şeyler oluyor. Girin bakın. Kendi tişörtünü chatten öğrendi adam. Evet abi inanılmaz. Umut Güneş sol bekte denebilir mi? Denenmez bence. Orta saha çocuk. Ya abi niye böyle aldınız adamı? Ya aldık orta sahada adamı da aldık şimdi sol beke deneyeceğiz yani. Forvet oyuncusu sol beke devşirilmiş. Onu aldı Galatasaray zaten. Niye bir tane daha devşirsin? Yani yapmayın abi böyle şeyler. Tolga Temiz. Arkadaşlar gereksiz gömmüyorum. Kazımcan olayını Beşiktaş yapsa, Fenerbahçe yapsa burada inletirdiniz. Niye konuşmuyorsun diye. Yani. Ya Galatasaraylık böyle bir şey. Benim Galatasaraylığım böyle en azından. Sizinki farklı olabilir. Ben böyle bakmıyorum. Söylüyorum yani. Ben bu arada şey de yapmadım yani ben Ertuğrul Taşkı Kıran olayında susmuş olsam diyeceğim ki hani ulan Fener'e söylemiyorsun burada söylüyorsun deseniz tamam diyeceğim. Ben hepsiyle konuşuyorum zaten. Ama sizin istediğiniz şey benim yapacağım şey değil. Onu yapan kanallar var. Onlara bakabilirsiniz. Onların hani yani çok eleştirdi, temkin et, yani telkin ettiğiniz şeyleri yani doğrusu eleştirdiğiniz insanların Galatasaray versiyonunu istemeyin. Onlar benden çıkmaz zaten. Çıksaydı 10 yıldır çıkardı. Uğur abi seviliyorsun demiş. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Parmak. Ben de tamamlayayım. Tanser Taşanlar seviliyorsun. Sezer Özdemir seviliyorsun abi. İkiniz de çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Biz teşekkür ederiz. Saat şu an 12.30. 4600 kişi var. 4700'leri falan gördük. Hepiniz çok sağ olun. Hazır gelmişken abone olursanız çok sevinirim. Kanalda canlı yayınlar. Böyle sizi gösterdikçe devam edeceğiz. Siz isterseniz yapacağım. Üşenmemin önüne geçerseniz elbette her zaman saygım sonsuz. Nasıl istiyorsanız öyle devam edecek bu kanal. Beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Tekrardan Tanser abiye, Sezer'e tekrar teşekkür edeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bu için sağ olasın. Eyvallah. Görüşürüz. Öpüyorum. İyi geceler herkese.